Aşkın Metafiziği Arthur Schopenhauer Seslendiren Seval Delikara Aşkın, cinsel sevginin metafiziği Siz bilgeler, yüksek ve derin bilgili, sizler ki derin düşünür ve bilir misiniz nasıl, nerede ve ne zaman çiftleştiğini her şeyin, niçin sevişildiğini, öpüşüldüğünü, siz ulu bilgeler yüzüme söyleyin. Kafa patlatın bakalım, bana ne olduğuna, nerede, nasıl ve ne zaman, niçin başıma geldiğine bunların hadi kafa patlatın. Ozanları ve yazarları her şeyden önce iki cins arasındaki sevgiyle uğraşan insanlar olarak görme alışkanlığı vardır. Kuralda bu konu bütün tiyatro eserlerinin trajiklerin olduğu gibi güldürücü olanların, romantiklerin olduğu gibi klasiklerin, Hint dramları kadar Avrupa dramlarının da ana konusudur. Cinsler arası sevgi, dramın olduğu kadar lirik ve epik poesinin de en büyük bölümünü oluşturur. Bir de bunlara Avrupa'nın bütün uygar ülkelerinde her yıl düzenli olarak mevsim meyveleri gibi yüzyıllardan beri üretilen romanların o büyük yığınlarını eklediğimizi düşünün. Bütün bu eserler içerikleri bakımından söz konusu tutkunun çok yanlı, kısa ya da ayrıntılı betimlemelerinden başka bir şey değillerdir. Ayrıca bu tutkunun, Romeo ve yeni Eloise Juliet verdir gibi en başarılı anlatımları ölümsüz bir ün kazanmışlardır. Buna rağmen Rochefoucauld, tutku halindeki sevginin durumunun hayaletlerinkine benzediğini, herkes ondan söz ederken kimsenin onu görmediğini söylüyorsa ve Lichtenberg de aşkın kudreti üzerine başlıklı makalesinde bu tutkunun gerçekliğini ve doğaya uygunluğunu reddedip onu inkar ediyorsa, bu büyük bir yanılgıdır. Çünkü insan doğasına yabancı ve bu doğayla çelişen bir şeyin, yani asla astarı olmayan bir kuruntunun her dönemde dahi yazarlarca bıkıp usanmadan canlandırılıp anlatılmış olması ve insanlıkça hiç değişmeyen bir katılım ve ilgiyle karşılanması imkansızdır. Çünkü doğru olamadan güzel sanat olamaz. Doğrudan başka hiçbir şey güzel değildir. Sadece doğru sevilmeye değerdir. Gel gelelim, hani her günkü değilse bile hayatın genel deneyimi, genelde sadece canlı, coşkun ama gene de dizginlenebilir bir eğilim olarak ortaya çıkan bir duygunun, belirli şartlar altında büyüyüp şiddet yönünden bütün ötekileri aşan bir tutkuya dönüşebildiğini ve ardından kollaması gereken her şeyi bir yana bıraktığını, bütün engelleri inanılmaz bir güç ve inatla aştığını doğrulamaktadır. Öyle ki onun tatmin edilmesi için hiç tereddüt etmeden hayat tehlikeye atılır ve hatta bu tatmin ondan esirgenirse ölüm göze alınır. Bertirler ve Yakup ve Ortisler sadece romanlarda yaşamazlar. Avrupa'da her yıl bunların en azından yarım düzine örneği ortaya çıkmaktadır. Ne var ki nasıl öldüklerini kimse bilmiyordu. Çünkü onların acılarını resmi protokol tutucularından ya da gazete habercilerinden başka kayda geçirecek bir resmi tarihçi yoktur. Ne var ki İngiliz ve Fransız gazetelerindeki polisiye haberlerinin okuyucuları bilgilerimin doğruluğuna tanıklık edeceklerdir. Aynı tutkunun tımarhaneye düşürdüklerinin sayısı, bunlarınkinden daha da kabarıktır. Bütün bunların ötesinde her yıl birbirini seven ama dış koşullar yüzünden engellenmiş çiftlerin birlikte intiharlarıyla sonuçlanan çeşitli vaka bu gerçeği ortaya koyacaktır. Gel gelelim karşılıklı sevgiden emin olup bu sevginin haz ve tadını yaşarken en yüce bahtiyarlığı da bulmayı umanların zorlayan dış koşullar karşısında en aşırı adımları atıp bütün ilişkileri koparmak ve olabilecek her türlü sıkıntı, dert ve belaya katlanmak varken hayatlarıyla birlikte ondan öteye daha büyüğünün düşünülemeyeceği bir mutluluktan da vazgeçmeleri benim için hala açıklanamazlığını koruyan bir soru oluşturuyor. İşte o tutkunun daha az şiddetli ve sadece bir nebze ortaya çıktığı yerde yaşlı değilse herkes onu her gün görür. Çoğunluk yüreğinde yaşar. Demek ki burada hatırlattıklarımızdan sonra bu meselenin ne gerçekliğinden ne de öneminden kimse kuşku duyamaz ve bu nedenle bütün yazar ve şairlerin bu vazgeçilmez, sürekli işledikleri konuyu bir kez de bir filozofun ele almasına hayret etmek yerine, insan hayatında çoğunlukla böyle anlamlı ve önemli bir rol oynayan bu meselenin filozoflarca bugüne kadar hemen hemen hiç dikkate alınmamış olmasına ve el atılmamış, işlenmemiş, ham bir malzeme olarak durmasına hayret edilmelidir. Bu konuyla gene de en çok uğraşmış olan özellikle Schölen'de ve Pechers'da Platon'dur. Gel gelelim, bu konuda ortaya koyduğu düşünceler, mitler, faberler ve şakalar alanıyla sınırlı kalmış. Düşünür, büyük bölümüyle de Yunan Paderast diye oğlancılık olgusunu işlemiştir. Rousseau'nun eşitsizlik üzerine konuşmada bizim konumuzla ilgili söylediği çok az şey de yanlış ve yetersizdir. Kant'ın Güzellik ve yücelik duygusu üzerine denemesinin 3. bölümünde bu konuya yönelik tartışma alabildiğine yüzeysel olduğu gibi nesnel bilgiden de yoksundur. Bu nedenle de yer yer hatalıdır. Ve nihayet Platner'in Antorpojisinde konuya işleyişini herkes düz, yüzeysel ve kof bulacaktır. Bunlara karşılık Spinoza'nın tanımı aşırı saflığıyla eğlendirici olmayı hak etmektedir. Aşk sevgi dış bir neden tasarımının eşlik ettiği bir ürpertici uyarımdır. Bu durumda öncülerimden ne yararlanmak ne de onların düşüncelerini çürütmek zorundayım. Sorun kendisini bana nesnel olarak dayattı. Kendiliğinden benim dünya görüşümün içine adım attı. Ayrıca en az alkışı şu anda kendileri bu tutkunun hakimiyeti altında bulunan ve bu nedenle de abartılı duygularını en yüceltilmiş ve uçarı, tensellikten uzak, dünyevi olmayan imajlarla dile getirmeye çalışanlardan beklemek durumundayım. Bu konudaki görüşlerim aslında metafiziksel hatta transzendental olsa da, onlara fazlasıyla fiziksel, fazlasıyla maddesel görünecektir. Bu arada, aşıkların bugün kendilerini madrigaller ve sonatlar yazmaya yönlendiren bu büyüleyici konuya 18 yaş daha büyük olmaları halinde Şöyle başlarını bile çevirip bakarlar mıydı diye bir an düşünmelerini isteyelim yeter. Çünkü bütün aşklar istedikleri kadar uçarı, tensellikten, dünyevilikten uzak, ayakları yerden kesik görünsünler, sadece cinsel dürtüde temellenirler. Evet, hatta bu aşıklık hali sadece daha yakından belirlenmiş, daha özelleşmiş, hatta sözcüğün en dar anlamıyla bireyselleşmiş cinsel dürtüdür. Bu görüşe sımsıkı sarılıp cinsel sevginin bütün o kademeleriyle ve ayrıntılarıyla sadece tiyatrolarda ve romanlarda değil, aynı zamanda hayatta da, yani yaşam sevgisinin yanı sıra bütün itici güçlerin en güçlüsü ve faali olduğunu ispatlamış olduğu, insanlığın genç kesiminin enerji ve gücüyle birlikte düşüncelerinin yarısını sürekli olarak meşgul ettiği, hemen her insan çabasının nihai amacı olduğu, en önemli meselelerde belirleyici etkiler yaptığı, en ciddi meşguliyetleri ve işleri her saat aksattığı, ara sıra en büyük kafaları bile bir süre için karıştırdığı, devlet adamlarının görüşmelerinin ve bilginlerin araştırmalarının arasına bunları bozucu şekilde ıvır zıvırını sokmayı, aşk mektuplarını ve saç buklelerini ta bakanlık evrakının ve felsefi el yazmalarının arasına yerleştirmeyi arsızca becerdiği, aynı şekilde her gün en karmaşık ve en feci kavga dövüşleri körüklediği, en değerli ilişkileri bozduğu, en sağlam bağları koparttığı, kimileyin hayatı ya da sağlığı, kimileyin de zenginliği, statü ve rütbeyi ve de mutluluğu kendine kurban seçtiği, hatta aslında merhametli ve dürüst olanları vicdansızlara, o zamana kadar sadık olanları birer haine dönüştürdüğü, kısacası bir bütün olarak her şeyi tersine çevirmeye, karma karışık etmeye ve yıkmaya çalışan kötü niyetli, düşmanca bir iblis olarak ortaya çıktığı bu gerçek dünyada da oynadığı önemli rolü incelersek, insan şöyle haykırmadan edemez. Bunca gürültü patırtı niye? Niye bunca itiş, kakış, tepinme, korku, endişe ve dert? Sonuçta amaç sadece her bir mecnunun kendi Leyla'sını bulması değil midir? Böyle önemsiz bir ayrıntı niçin böylesine önemli bir rol oynasın ve iyi düzenlenmiş insan hayatının içine bitimsiz aksaklık ve kargaşa getirsin? Gel gelelim ilk araştırmacıya yavaş yavaş da olsa hakikatin ruhu cevap verir. Burada söz konusu olan önemsiz bir ayrıntı değildir. Dahası meselenin önemi sürdürülen çabaların ciddiyetine ve gayretine tamamen denk düşmektedir. Bütün aşk oyunlarının son amacı, bunlar ister alçak topuklu ayakkabılar, ister yüksek topuklu sandaletler üzerinde oynansın, insan hayatındaki bütün öteki amaçlardan daha önemlidir. Bu nedenle, herkesin onları sürdürürkenki büyük ciddiyeti buna fazlasıyla değer. Anlayacağınız, böylece tayin edilecek olan en azından bir sonraki kuşağın yapısal nitelikleridir. Bizler sahneden indikten sonra oraya çıkacak olan sahne oyununun kişileri. Bu hafif meşrep, havai aşk oyunlarında varlıkları ve yapısal nitelikleri bakımından belirlenirler. O gelecekteki kişilerin varlığı, eksistentiyası nasıl bizim cinsel dürtümüzle önceden tayin edilmişse, onların özü de esentiyaları da bu cinsel dürtünün tatmini için yapılan bireysel seçme ve ayıklamada, yani Cinsel sevgiyle tepeden tırnağa şartlanmış, itiraz edilemez, geri çevrilemez biçimde belirlenmiştir. İşte sorunun anahtarı budur. Bu anahtarı uygulamada daha yakından tanıyacağız. En uçucu eğilimden tutun da en şiddetli tutkuya kadar aşık olmanın derecelerini nasıl arkamızda bıraktığımızı, bu arada cinsel sevginin farklılığının bu seçme ayıklamanın bir bireyselleşme derecesine bağlı olduğunu öğreneceğiz. Günümüz kuşaklarının bütün aşk oyunları bir bütün olarak alındıklarında bunlar bu anahtara göre bütün insan soyunun ciddi neslin kompozisyonunun incelenmesi ikinci kez herhangi bir sayıda bir nesile bağlı olabileceği geleceğindir. Kendisine gene sayısız kuşağın bağımlı olduğu gelecek kuşağın bileşimi konusundaki düşüncelerdir. Meselenin bu çok büyük önemi, bütün öteki meselelerdekinin aksine, bireysel iyilik, Mutluluk ve acıların değil de insan cinsinin gelecekteki varlığının ve kendine özgü yapısının söz konusu olması ve bu nedenle de tek tek bireylerin iradelerinin kendilerinde bulunmayan yükseltilmiş bir güç edinip tekin gücü yükseltilmiş iradesi türün iradesi olarak ortaya çıkmalarından ileri gelmektedir. İşte bu yan aşk işlerinin patetik ve yüce yanının bunların haz, zevk ve acılarının transzendentalliğinin dayandığı ve yazar ve şairlerin yüzyıllardan beri sayısız örneklerle anlatıp canlandırmaktan yorulmadıkları yandır. İnsan türünün sadece iyiliğine ilişkin başka hiçbir konu, türün iyiliğine ve ıstırabına ilişkin bu konuyla ilginçlik bakımından bir tutulamayacağı için, bu konu ötekilerle, cisimle yüzeyi arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki oluşturur. Bu nedenle aşk serüveni içermeyen bir dramaya merak duymak öylesine zordur ve öte yandan her gün didiklenmesine rağmen bu konu hiçbir aş zaman aşılmaz. Bireysel bilinçte kendini sadece cinsel dürtü olarak ele veren ve öteki cinsin belli bir bireyine yönelmemiş olan şey bu kendinde bir şeydir. Fenomenlerin görüşlerin dışında duran yaşama iradesidir mutlaka. Oysa belli bir bireye yönelmiş cinsel dürtü olarak bilinçte fenomenleşen işte bu kendinde iradedir. Eni konu belirlenmiş bir birey olarak yaşama isteği anlamındaki iradedir. Bu durumda aslında sadece öznel bir ihtiyaç olan cinsel dürtü, çok akıllı bir tarzda nesnel bir hayranlık maskesini takmayı ve bu yoldan bilinci aldatmasını çok iyi bilir. Çünkü doğa kendi amaç ve hedefleri için bu savaş hilesine muhtaçtır ne var ki bu hayranlık istediği kadar nesnel ve kendisini yüce gösteren bir badananın arkasına saklansın her aşık olma durumunda belli bileşim niteliklerine sahip bir bireyin üretilmesinin amaç olarak kovalandığı sözgelimi karşılıklı sevginin değil de sahip olmanın yani fiziksel haz ve zevkin asıl tayin edici yan olmasından bellidir bu yüzden de karşılıklı sevginin varlığından emin olma hali bu hazın eksikliğini hiçbir şekilde karşılayıp insana avutamaz. Nitekim bu durumdaki birçok kişi kendini vurmuştur. Buna karşılık delice aşık olanlar aşklarının karşılığını bulamasalar da sahip olma imkanı sayesinde fiziksel haz ve zevk duymakla yetinebilirler. Bütün zoraki evliliklerin yanı sıra sık sık görüldüğü gibi Erkeği istememesine rağmen bir kadının büyük armağanlarla ya da başka fedakarlıklarla satın alınan lütfu hatta tecavüzler bunu kanıtlamaktadır. Burada tayin edici etmen belli bir çocuğun dünyaya getirilmesi taraflar bilincinde olmasalar da bütün o aşk hikayesinin gerçek amaç ve hedefidir. Bu amaç ve hedefe hangi yol ve tarzlardan ulaşılacağı işin önemsiz yanıdır yüce ve duyarlı ama asıl aşık ruhlar görüşlerimin bu sağlam, sert gerçekçiliği karşısında istedikleri kadar yüksek sesle feryat etsinler. Yanılmaktadırlar. Çünkü bir sonraki kuşağın bireyselliklerinin eni konu belirlenmesi, onların aşırı abartılı uçarı duygularından ve tensellik ötesi bir anda sönebilen çalkantılardan çok daha yüksek ve onurlu bir amaç değil mi? Evet, yeryüzündeki amaçlar arasında bundan daha önemli ve büyük bir amaç bulunabilir mi? Bir tek bu amaç, tutku halindeki sevginin duyuluşundaki derinliğe, ortaya çıkışındaki ciddiyete, hatta kendi alanının yanı sıra bahane ve vesilelerinin o sıradan ayrıntılarına atfettiği öneme karşılık gelebilir. İşte ancak bu amacı hakiki amaç yerine koyduğumuzda, sevilen nesnenin elde edilmesi uğruna katlanılan onca sonu gelmez zahmet ve dert, onca tatsız ayrıntı, onca zorluk, duruma denk düşen bir görünüm kazanabilirler. Çünkü bütün o bireysel belirlenmişliğiyle bu gelecek kuşak, onca itiş kakışın, onca çabanın aracılığıyla var olmaya doğru bastıran şeydir. Hatta bu kuşak, cinsel dürtünün tatminine yönelik daha aşk, sevgi denen o titiz ve özenle belirlenmiş, inatçı, ısrarlı seçme ve ayıklama sırasında harekete geçer. İki sevenin birbirine gittikçe artan eğilimleri bile bunların meydana getirebilecekleri ve getirmeyi arzu ettikleri bu yeni bireyin yaşama isteğidir. Hatta daha onların özlem dolu bakışlarının buluşması esnasında bile bu bireyin yeni hayatı uyanır ve ahenkli, bileşimi iyi oluşturulmuş gelecekteki bir birey olarak varlığını duyurur. Sevenler gerçek bir birleşme ve kaynaşma yoluyla bundan böyle sadece bu tek varlık olarak yaşamayı sürdürmek için tek bir varlık olmanın özlemini duyarlar ve bu özlem sonunda içinde her ikisinin de kalıtımsal özelliklerinin kaynaştığı ve birleştiği o tek varlıkta yaşama devam etmeleriyle gerçekleşir. Bunun tersine bir erkekle bir kız arasındaki karşılıklı, kararlı ve değişmez inatçı isteksizlik, antipati, nefret ve soğukluk, bunların birlikte meydana getirebilecekleri şeyin arızalı, Fizyolojik yapısı kötü organize olmuş, kendi içinde uyumsuz, mutsuz bir varlıktan öte bir şey olamayacağının göstergesidir. Bu nedenle Calderon'un o korkunç Semiramis'i hem havanın kızı diye adlandırmasında hem de onu kocanın öldürülmesinin ardından gelen tecavüzün kızı olarak tanıtmasında derin bir anlam yatmaktadır. Son tahlilde iki ayrı cinsten insanı böylesine güç ve şiddetle bir başkasına değil de birbirlerine yaklaştıran şey, burada varlığının kendi amaçlarına uygun düşen nesneleşmelerinden birini, bu iki sevgilinin meydana getireceği bireyin varlığının içinde önce gören, o bütün insan türü içinde kendini gösteren yaşama iradesidir. Anlayacağınız bu birey, babasından iradeyi ya da karakteri, annesinden zekayı, beden yapısını ise bu ikisinden alacaktır. Ne var ki, melez hayvanların üretiminde ortaya çıkan ve cenninin büyüklüğünün rahim büyüklüğüne uygun olması esasına ilişkin yasa gereğince, çoğunlukla vücut biçimi babaya, boy uzunluğu daha çok anneye çekecektir. Her insanın tamamen özel olan ve bir tek ona özgü bireyselliğini açıklamak ne kadar zorsa, birbirini seven iki insanın o çok özel ve bireysel tutkularını açıklamak da o kadar zordur. Hatta, Derindeki tabanda her ikisi de bir ve aynı şeydir. Bireysellik tutkuda daha önce dolaylı ve belirsizce dile gelmiş olanı kesin ve apaçık ortaya koyar. Yeni bir bireyin ilk ortaya çıkışı, yani hayatının hakiki başlangıç noktası olarak gerçekten de anne babanın birbirlerini sevmeye başladıkları, birbirlerini gözlerinde büyüttükleri an, der çok yerinde bir İngiliz deyimi, o anı göz önünde tutmak gerekir ve daha önce de söylediğimiz gibi onların özlem dolu bakışlarının birbirininkiyle buluşmasında ve birbirine takılıp kalmasında yeni varlığın bütün tohumlar gibi çoğu zaman ayaklar altında ezilen ilk tohumu doğar. Bu yeni birey belli bir anlamda yeni ideadır. Bütün ideaların en büyük şiddetle fenomenleşmek, Nesneler arasına girebilmek için nedensellik yasasının aralarında paylaştırdığı gerekli maddeyi hırsla ele geçirme çabalarında olduğu gibi bu bir insan bireyselliğinin özel ideası da en büyük hırs ve şiddetle fenomenin içinde kendi gerçekleşmesini sağlamaya çalışır. Bu hırs ve şiddet geleceğin anne babasının tutkusundan başka bir şey değildir. Bu tutkunun sayısız dereceleri bulunmaktadır. Bunlardan iki aşırısından biri tensel sevgi ve ötekisi tanrı aşkı diye tanımlanabilir. Ancak özü gereği bu tutku her yerde aynıdır. Gel gelelim derecesi bakımından ne kadar bireyselleşmişse, yani sevilen birey bütün yanları ve özellikleri sayesinde sevenin arzusunu ve kendi bireyselliğince tayin edilmiş ihtiyacını karşılamaya ne kadar elverişliyse, bu tutku da o kadar yüksek ve kudretli olacaktır. Ancak burada neyin önemli olduğunu ileride daha iyi anlayacağız. Başlangıçta sevme eğilimi büyük ölçüde sağlığa, kuvvete ve güzelliğe dolayısıyla da gençliğe bakarak kendine yön çizer. Çünkü irade en başta insan cinsinin türsellik karakterini bütün bireyselliklerinin temeli olarak göstermeyi ister. Gündelik, sıradan sevgi. Bundan pek fazla öteye gitmez. Bunlara ileride tek tek inceleyeceğimiz ve karşılarında tatmin imkanı gördükçe kendileriyle birlikte tutkunun da arttığı daha özel talepler eklenir ama işte bu tutkunun en yüksek dereceleri de her iki bireyselliğin birbirine uygunluğundan, hani şu iradenin yani babanın karakterinin ve annenin zekasının birleşmeleriyle tam da türün bütününün içinde kendini gösteren yaşama iradesinin o özlemini duyduğu, kendi büyüklüğüne uygun, bu nedenle de bir ölümlülüğün yüreğinin ölçülerini aşan, dolayısıyla da motifleri bireysel zeka alanının dışında kalan bir bireyi gerçekleştirmelerine elverişli uygunluktan doğar. Demek ki bu hakiki, büyük bir tutkunun ruhudur. Öyleyse iki bireyin önümüzde incelememiz gereken çok çeşitli yönlerden birbirine karşılıklı uygunlukların ne kadar kusursuzsa, karşılıklı tutkuları da o kadar büyük olacaktır.'' Ancak tamamen aynı, farksız iki birey olmadığına göre her belli erkeğe belli bir kadının daima meydana getirilecek olan ilintili olarak en uygun ve kusursuz şekilde karşılık gelmesi şarttır. Tıpkı bunların karşılaşmalarının rastlantısallığı gibi asıl tutkulu sevgi de aşkta alabildiğine enderdir. Gene de böyle bir aşk imkanı herkesin içinde mevcut olduğundan onun edebiyat yapıtlarında canlandırılmasını da okuyup anlayabiliyoruz. Aşığın tutkusu aslında meydana getirilecek olan bireyin ve onun özelliklerinin çevresinde dönüp dolaştığından ve tutkunun çekirdeği burada yattığından, iki genç ve iyi yetişmiş farklı cinsten insan arasında inançlarının, düşüncelerinin, karakterlerinin ve ruhsal, zihinsel eğilimlerinin örtüşmesi durumunda işin içine cinsel sevgi etkisi karışmaksızın da dostluk kurulmuş olabilir. Hatta cinsel sevgi bakımından bunların aralarında belli bir isteksizlik, soğukluk, tiksinti bile bulunabilir. Bunun nedeni onların meydana getireceği bir çocuğun bedensel ya da zihinsel düzlemde uyumsuz, ahenksiz özelliklere sahip olabilecek, kısacası onun varoluşunun ve yapısal özelliklerinin Türün içinde kendi gösterdiği haliyle yaşama iradesinin amaçlarına uygun düşmeyecek oluşudur. Bunun tersi durumda inançların, düşüncelerin, karakter ve ruhsal zihinsel eğilimlerin ahenksizliği ve bunlardan türeyen isteksizlik, tiksinti hatta düşmanlık durumunda cinsel sevgi yine de ortaya çıkıp kalıcı olabilir. Ama işte orada başka her şeyi görmeyi engelleyecek şekilde gözleri kamaştırır. Onları yanıltıp evlenmeye sürükler. Bu durumda çok mutsuz bir evlilik olur bu. Şimdi meseleyi enine boyuna incelemeye dönelim. Bencillik, bütün bireyselliklerin kökü öylesine derinlerdeki bir özelliğidir ki, bireysel bir varlığın faaliyetinin tetiklenebilmesini açıklamak için bencil amaçlar kesinlikle güvenebileceğimiz biricik amaçlardır. Gerçi tür, bireyin üzerinde ölümlü bireyselliğinkinden daha önce gelen daha yakın ve daha büyük bir hakka sahiptir. Ne var ki bireyin türün hayatta kalması ve niteliklerinin oluşturulup korunması için ne zaman faal olması ve hatta fedakarlık yapması gerektiği kısacası bu meselenin önemi onun sadece bireysel amaçları hesaba katan zekasına gerektiği gibi etkili olmasını sağlamaya yetecek kadar kavratılamaz. Bu nedenle Böyle bir durumda doğa hedefine ulaşabilmek için ancak bireyin kafasına belli bir vehim, bir hezeyan ve kuruntu yerleştirir ve bunlar sayesinde hakikatte sadece tür için iyi olan bir şey ona onun kendisi için iyiymiş gibi görünür. O da kendisine hizmet ettiğini vehmederken aslında türe hizmet eder. Bu olayların seyri sırasında Olup bitenin hemen ardından kaybolup gidecek olan bir hayal, bir kuruntu gözlerinin önünden gitmez ve motif olarak bir gerçeğin yerini tutar. Bu vehim, hezeyan ya da kuruntu içgüdüdür. Onu çoğu durumlarda türün duyusu olarak görmek gerekir. Gel gelelim, irade bu bağlamda bireyselleşmiş olduğu için türün duyusunun ona sunduğu şeyi bireyin duyusu üzerinden algılar. Anlayacağınız, Gerçekte sadece genel hedefleri kovalarken kendi bireysel amaçlarının peşinden gittiği sanısına kapılır. İç güdünün dış görünüşünü, onun en iyi ve en önemli rolü oynadığı hayvanlarda gözlemleriz. Ancak onun için iç seyrini, bütün iç şeyler gibi sadece kendimize bakıp öğrenebiliriz. Gerçi insanın yeni doğan bebeğin anne gözünü bulup ona yapışmasının dışında bir içgüdüsü bulunmadığı düşünülür. Oysa gerçekte çok belirli, belirgin, hatta karmaşık bir içgüdümüz vardır. Anlayacağınız öteki bireyi cinselliğin tatmini için öylesine hassas, ciddi, inat ve ısrarla seçip ayıklayışımızda kendini belli eden şeydir bu. Kendinde ele alındığında, yani bireyin acil, bastıran ihtiyacına dayanan tensel bir haz olarak görüldüğü ölçüde bu tatminle öteki bireyin güzelliği ya da çirkinliği arasında hiçbir alaka, nedensel bir bağ bulunmamaktadır. Buna rağmen bunları dikkate alan o kılı kırk yaran seçme ayıklamayla birlikte güzellik ve çirkinliğe öylesine önem atfedilmesi besbelli ki o öyle sansa da seçenin kendisiyle değil de hakiki amaçla yani meydana getirilecek olan ve benliğinde türün tipinin olabildiğince katıksız ve doğru korunup sürdürülmesi istenilen yeni bireyle ilintilidir. Anlayacağınız binlerce fiziksel rastlantı ve ahlaksal iğrençlik, sapkınlık üzerinden insan yapısının o çok çeşitli yoz biçimleri doğar. Buna rağmen insanın sahici, gerçek tipi bütün parçalarıyla durmadan yeniden üretilir. Bu cinsel dürtünün mutat olarak önünde duran ve onsuz bu dürtünün iğrenç bir ihtiyaç düzeyine düşeceği güzellik duygusunun yönlendirileceği altında gerçekleşir. Buna göre herkes bir kere en güzel bireyleri yani kendi varlıklarında türün karakterinin en saf ve katıksız damgasını taşıyanları kararlılıkla tercih ve şiddetle arzu edecektir. İkincisi ise öteki bireyde özellikle kendisinin yoksun bulunduğu mükemmelliği ve kusursuzluğu arayacak, hatta kendisinin karşıtı olan kusurları ve yetersizlikleri onda güzel bulacaktır. Örneğin bu yüzden kısa boylu, ufak tefek erkekler, uzun boylu iri kadınlar ararlar. Sarışınlar, esmerleri severler ve benzeri. Kendisine uygun güzellikteki bir kadına baktığında onu kız kıvrak yakalayan, o kadınla birleşmeyi erkeğe en yüce iyiymiş gibi gösteren o baş döndürücü çekicilik, o teşhir, işte türün belirgin bir biçimde vurulmuş damgasını fark edip bunu o kadınla devam ettirmek isteyen duyusudur türün tipinin korunup sürdürülmesi güzelliğe olan bu ısrarlı eğilime dayanır. Bu nedenle de bu hayran edici çekicilik o ölçüde büyük bir güçle etkili olur. Bu eğilimin dikkate aldığı, kolladığı yanları aşağıda özel olarak inceleyeceğiz. Demek ki insan sadece o taşan kendi hazının peşinden gittiğini sanarken aslında insanı yönlendiren, tür için en iyiye yönelmiş olan bir içgüdüdür. Gerçekten de bu bağlamda burada olduğu gibi mutat olarak bireyi türün iyiliği için harekete geçiren bütün içgüdülerin en derindeki özü hakkında öğretici bir çıkarsama elde ediyoruz. Çünkü besbellidir ki bir böceğin belli bir çiçeği, meyveyi, gübreyi, eti ya da asalak arıların sırf yumurtalarını oraya bırakmak için yabancı bir böcek larvasını ararken ve buna ulaşmak için ne çabadan ne de tehlikeden kaçmazken gösterdikleri o özen, hayret ve katlandıkları sıkıntı, bir erkeğin cinsel tatmin için belirli, kendisine bireysel yönden hitap eden yapısal özellikleriyle bir kadını özenle seçmesindeki ve amacına ulaşmak için kimi zaman akıl almayacak bir budalalık yaparak mutluluğunu bile gözden çıkartıp bu kadınla evlenmesi ya da parasını tehlikeye atan onurunu, haysiyetini beş paralık eden aşk serüvenlerine girmesi, hatta kimileyin amacına ulaşmak için işi zina yapma ve ırza geçme gibi suçlara kadar vardırmasındaki sıkıntılara çok benzemektedir. Bütün bunlar sadece bireyin pahasına olsalar da, doğanın o her yerdeki bağımsız iradesine uygun olarak amaca en uygun şekilde türe hizmet etmeye yöneliktir. Anlayacağınız içgüdü her yerde bir amaç, hedef kavrayışına göre etkili olmakta, çalışmaktadır. Oysa kendisi böyle bir amaçlılıktan tamamen yoksundur. Doğa içgüdüyü eğleyen bireyin kendi dışında belirlenmiş amacı, hedefi anlama yeteneğinden yoksun olduğu ya da izlemekte isteksiz olduğu her yerde bireyin içine yerleştirir. Bu nedenle içgüdü kuralda Sadece hayvanlara, o da tercihen en az akla sahip olan en alt basamaktaki hayvanlara verilmiştir. Ancak burada incelenen hemen her durumda amacı kavrayabilecek olsa da onu gerekli hırs ve gayretle hatta kendi bireysel iyiliğinin pahasına kovalayamayan insana da verilmiştir. Demek ki burada bütün içgüdülerde olduğu gibi gerçeklik iradeyi etkileyebilmek için bir kuruntu, yanılsama biçimine bürünür erkeği kendisine layık güzelliğe sahip bir kadının kollarında başka her kadınınkinde olacağından daha fazla haz bulacağına inandıran ya da hatta sadece belli bir bireye yönelmiş olan onu bu bireye sahip olunması durumunda olağanüstü, büyük bir zevk elde edeceğine kesinlikle inandıran şehvet, zevk dolu bir sanı, bir vehimdir bu. Erkekte aslında her şey sadece türün kuralına uygun tipin korunup ayakta tutulması ya da sadece bu anne babadan gelebilecek olan belirli bir bireyin varlığa kavuşması uğruna gerçekleştiği halde kendi haz ve zevki için çabaladığı, fedakarlıklar yaptığı vehmine kapılır. Burada içgüdünün karakteri en bütünsel haliyle yani bir amaç kavramına yönelik bir eylem olarak besbelli ortadadır. Ama gene de bu amaç kavramından yoksun halde karşımıza çıkar. Öyle ki söz konusu vehmin sürüklediği kimse onu bir başına yönlendiren amaçtan yeni bir birey üretme amacından çoğu zaman iğrenir bile ve onu engellemek ister. Anlayacağınız hemen hemen evlilik dışı bütün aşklarda durum budur. Burada meselenin ortaya konan karakteri gereği nihayet ulaşılan haz ve zevkin ardından her aşık çarpıcı bir hayal kırıklığı yaşayacaktır. Ve öylesine özlemle arzu edilmiş olan şeyin başka her cinsel tatminde olduğundan öteye bir iş yapmadığını, dolayısıyla da kendisini öyle fazla bir yere götürmemiş olduğunu görüp şaşıracaktır. Çünkü o arzunun, onun öteki bütün arzularıyla olan ilişkisi, türün bireyle olan ilişkisi gibi, yani bir sonsuzun sonluyla olan ilişkisi gibidir. Buna karşılık tatmin ise sadece türün işine yarar. Bu nedenle de türün iradesinden gücünü alan ve kendisinin olmayan bir amaca fedakarca hizmet eden bireyin bilincine girmez. Demek ki bu yüzden her aşık, büyük işin nihayet üstesinden geldikten sonra aldatılmış olduğu duygusuna kapılır. Çünkü bireyin, türün aldatılmış tutsağı olmasına yol açan vehim, sanı artık kaybolup gitmiştir. Bu bağlamda Platon çok yerinde bir ifadeyle, varlığa duyulan haz, zevk gibi boş boş övün der. Öte yandan bütün bunlar hayvanların içgüdülerine ve sanat, ustalık dürtülerine ışık tutmaktadır. Hiç kuşkusuz büyük bir gayretle ve aslında kendilerini aldatarak tür için çalıştıkları halde kuş kendi yuvasını kurarken, böcek yumurtalarına uygun biricik yeri ararken ya da kendisi ağzını süremeyeceği halde gelecekteki larvaların yiyeceği olarak yumurtaların yanına konması gereken hayvanı avlamaya giderken, arı, eşek arısı, karınca kendi sanatkarca yuvalarına ve karmaşık ekonomilerine boyun eğerlerken, hayvanlar da onlara zevklerine hizmet ettikleri yanılsaması veren bir tür vehme kapılmışlardır. Gerçekten de onların hepsini, türe hizmet etmek için bencil bir hedefi gizleyen maskenin gerisine saklanmış bir yanılsama yönlendirmektedir. Demek ki bu yol, içgüdünün dışavurumlarının temelinde yatan bu iç ya da öznel süreci kavrayabilmek için büyük olasılıkla izlenebilecek biricik yoldur. Ancak dışta ya da nesnel düzlemde içgüdülerin çok güçlü denetimi altında olan hayvanlarda, özellikle de böceklerde, yani öznel sinir sisteminin zerebral dediğimiz büyük beyin sistemine ağır bastığını görüyoruz. Buradan bu hayvanların ne nesnel, doğru kavrayıştan ne de öznel, arzu uyandırıcı, Ganglion sisteminin büyük beyne etkisinin ürünü olan tasarımlarından etkilenmeyip bir vehim tarafından sürüklendikleri sonucunu çıkarabiliyoruz. Ve bütün içgüdülerin fizyolojik seyri böyledir. Açıklamak için bir de insan içindeki içgüdülerden başka daha zayıfça bir örneğe, hamilelerin inatçı, giderilmek bilmeyen iştahlarına değineceğim. Bu iştahın embriyonun zaman zaman beslenmek için aldığı kadının özel ya da çok belli bir değişik biçimini talep etmesinden kaynaklandığı ve bunun üzerine bu sonucu sağlayacak besinin hamile kimseye kendini büyük bir özlemin can çekmesinin nesnesi olarak gösterdiği, yani burada da bir aldatmanın, yanılsamanın ortaya çıktığı görülmektedir. Demek ki kadının erkeğe göre ondan bir fazla içgüdüsü bulunmaktadır. Ayrıca Kadındaki ganglion sistemi erkektekinden çok daha fazla gelişmiştir. İnsanda beynin o kadar ağır basması, onda hayvandakinden daha az içgüdü bulunuşunu ve bu az sayıda içgüdünün bile kolayca yanıltılabileceği gerçeğini açıklamaktadır. Anlayacağınız, cinsel tatmin için yapılan seçimi içgüdüsel olarak yönlendiren güzellik duygusu, oğlancılık eğilimi içinde yozlaştığında yanlış yönlendirilmiş olmaktadır. Benzer bir durum leş sineğinin içgüdüleri doğrultusunda yumurtalarını çürümekte olan ete bırakmak yerine onları bitkinin kadavra kokusuna kanarak yılan pancarının çiçeği içine bırakmasıdır. Demek ki bütün cinsel sevginin temelinde sadece meydana getirilmesi, üretilmesi gereken bireye yönelik bir iç güdünün yattığı gerçeğinin kesinliğini göstermek için bu iç güdüyü onu oluşturan ögelerine ayırıp, incelemeden edemeyeceğiz. Her şeyden önce erkeğin doğası gereği aşkta vefasızlığa, kadınınsa sürekli sadakata eğilimli olduğu gerçeği bu incelemeye girer. Erkeğin aşkı doyum bulduğu andan itibaren belirgin bir biçimde azalır. Hemen hemen bütün öteki kadınlar onu sahip olmuş olduğu kadından daha fazla çekerler. Erkek değişiklik özler. Kadının aşkıysa özellikle o andan sonra artmaya başlar. Bu, türü koruyup onun varlığını sürdürmeye bu bakımdan da olabildiğince fazla çoğalmaya yönelik doğanın amacının bir sonucudur. Bildiğimiz gibi erkek, kendisine yeterince kadın sunulduğu takdirde kolayca yılda yüz çocuk meydana getirebilir. Kadınsa istediği kadar çok erkeğe sahip olsun, ikiz ihtimalini hesaba katmazsak yılda sadece bir çocuk dünyaya getirebilir. Bu nedenle Erkeğin gözü hep başka kadınlardadır. Kadınsa buna karşılık tek bir erkeğe sımsıkı sarılır. Çünkü doğa onu içgüdüleri gereği ve hiç düşünmeden gelecekteki doğunun besleyicisi ve koruyucusunu yanında tutup korumaya sürükler. Bundan ötürü erkeğin eşine sadakati yapaydır, kadınınki doğaldır. Dolayısıyla da kadının ihaneti nesnel olarak sonuçları bakımından olduğu kadar Öznen olarak doğaya aykırılığı bakımından da erkeğinkinden çok daha az bağışlanabilir bir ihanettir. Ama hem durumu daha derinden kavramak hem de öteki cinsten hoşlanmamızın istediğimiz kadar nesnel olduğunu sanalım. Sadece tipini koruyup sürdürmeye çalışan türün duyusundan gizlenmiş içgüdüden başka bir şey olmadığı konusunda geride hiçbir kuşku bırakmamak için bu haz duyma sırasında dikkate almadan edemediğimiz bizi yönlendiren burada değinilecek özel yanları hani bunların bir felsefe yapıtında boy göstermesi ne kadar ender görülen bir durum olsa da daha yakından inceleyip bunların özeline inmemiz şarttır. Dikkatimizi yönlendirdiğimiz bu yanlar doğrudan türün tipini yani güzelliği ilgilendirenler sonra fiziksel özelliklere yönelmiş olan ve mutlak genel özellikleri temsil eden ve nihayet her iki bireyin birbirini karşılıklı düzeltme gerekliliğinden ya da tek taraflılıkların ve anormalliklerin giderilmesi hedefine bağlı olan sadece nispi yanlar olmak üzere birbirinden ayrılırlar. Bunları tek tek ele almak istiyoruz. Dikkate aldığımız en başta gelen mutlak, genel bizim seçimimizi ve eğilimimizi yönlendiren birinci yan yaştır. Genel olarak seçtiğimiz kadının yaşı adet görmenin başlamasıyla bitmesi arasındaki döneme yayılır. Ancak asıl tercihimizi 18 ile 28 yaş arasındaki döneme yöneltiriz. Bu yılların dışındaki hiçbir kadın bizi çekemez. Yaşlı. Yani adetten kesilmiş bir kadına soğukluk duyarız. Güzellikten yoksun gençlik gene de çekicidir. Gençlikten yoksun güzellik çekici değildir. Burada bizi bilinç dışı yönlendiren maksadın sadece üreme imkanıyla ilintili olduğu apaçıktır. Bu yüzden her birey çocuk meydana getirmeye ya da hamile kalmaya elverişli dönemden uzaklaştığı ölçüde karşı cinsi için çekiciliğini yitirir. Karşı cinsi seçerken dikkate aldığımız ikinci yan sağlıktır. Akut hastalıklar ancak geçici olarak aksatırlar. Kronik hastalıklar ya da hatta kuvvetten düşmeler bizi ürkütürler. Çünkü bunlar çocuğa da geçerler. Dikkate aldığımız üçüncü yan iskelet kemik yapısıdır. Çünkü kemik yapısı türün tipinin temelidir. Yaşlılığın ve hastalığın yanı sıra bizi çarpık, bozuk bir beden biçimi kadar iten başka bir şey yoktur. Hatta olabilecek en güzel yüz bile bu kusurun açığını kapatamaz. Ayrıca iskeletin orantısızlığı, bozukluğu, Örneğin kısa boylu, tıknaz, kısa bacaklı bir figür ve benzeri dışsal bir rastlantının sonucu olmayan aksak bir yürüyüş bizi olumsuz yönde çok güçlü etkiler. Buna karşılık dikkati çekecek kadar güzel bir vücut yapısı bütün kusur ve eksiklikleri telafi edebilir. Böyle bir beden bizi kendine hayran bırakır. Herkesin küçük ayaklara verdiği değer de bu bağlama girer. Bu değer veriş küçük ayakların türün önemli bir karakteristiğini temsil etmelerinden ileri geliyor. Çünkü hiçbir hayvan ayağı ve bileği insanın iki ayak üzerinde yürümesiyle bağlantılı ayak küçüklüğüne sahip değildir. İnsan tabanları üzerinde yürüyen bir varlıktır. Bu bağlamda Jesus Sayrak şöyle diyor: Düz, kusursuz bir vücut yapısına ve güzel ayaklara sahip bir kadın gümüş kaideye oturtulmuş altın sütunlar gibidir. Dişlerde beslenme bakımından ve özellikle de kalıtımla geçtiklerinden bizim için çok önemlidir. Dikkate alınacak dördüncü nokta, etin belli bir dolgunlukta olmasıdır. Anlayacağınız, cenine bol bol besin sunulacağına işaret ettiği için vejetatif yapının hakim durumda olmasıdır. Bu yüzden fazla zayıflık bizi belirgin biçimde iter. Dolgun bir kadın göğsü erkek cinsi üzerinde müthiş çekici bir etki yapar. Çünkü kadının çocuk doğurma işleviyle doğrudan bağlantılı olarak yeni doğacak olana bol bol besin verebilecek olduğunun belirtisidir bu. Buna karşılık aşırı şişman kadınlar bizde tiksinti duygusu uyandırırlar. Bunun nedeni bu yapısal özelliğin rahmin atropisine, beslenme yetersizliğine yani kısırlığa işaret etmesidir. Bunu kafamız değil, içgüdümüz bilir. 5. Nihayet dikkat edilen son noktalardan biri yüz güzelliğidir. Burada da en başta kemik yapısının parçalarını göz önünde tutarız. Bu nedenle genel olarak asıl dikkatimiz güzel bir buruna çekilirken kısa kalkık burun her şeyi mahveder. Sayısız kızın hayat mutluluğunda burnun alt ya da üst tarafının küçük bir eğikliği tayin edici olmuştur. Anlaşılır bir şeydir de bu. Çünkü Burada da türün tipi söz konusudur. Üst çene büyüklüğüne bağlı küçük bir ağız, hayvandan farklı olarak insan yüzünün kendine özgü karakteri bakımından çok önemlidir. İçeriye basık, aynı zamanda kısa bir çene özellikle iter bizi. Öne çıkık bir çene sadece cinsimizin karakteristik bir özelliğidir çünkü. Sonunda güzel gözlere ve alınlara yöneltilen altıncı düzlemdeki dikkat gelir. Bunlar fiziksel özelliklerle ama asıl anneden kalıtım yoluyla edinilen entelektüel niteliklerle ilintilidirler. Elbette kadınların eğiliminin bilinç dışı dikkatlerinin yöneldiği yanları değerlendirmelerde göz önünde tutulduklarını özellikle erkekteki kadar kesin belirtemeyiz. Ama genel olarak şu söylenebilir. Kadınlar 30-35 yaş arasındaki erkekleri aslında en muhteşem insan güzelliğini temsil eden gençlere bile özellikle tercih ederler. Bunun nedeni onların zevkleri doğrultusunda değil de söz konusu yaşlarda doğurtucu gücünün doruğunu fark eden içgüdülerin yönlendiriciliğinde davranmalarıdır. Aslında zaten kadınlar erkek güzelliğine çok az önem verirler. Hele de yüz güzelliğine. Bunu çocuğa verme sorumluluğunu sanki sadece kendileri yükleniyorlarmış gibi bir durum söz konusudur. Esasen kadını erkeğin kuvveti ve buna bağlı cesareti elde eder. Çünkü bu özellikler sağlam çocukların ve aynı zamanda da onların cesur bir koruyucusunun var olacağının belirtisidir. Erkeğin çocukla ilişkilendirilebilecek, ona geçebilecek her türlü bedensel bozukluğu, türün tipinden her sapma, erkekteki kusurların kadında bulunmaması ya da hatta kadının tam tersi yönde ondan çok ileride olması nedeniyle üreme sırasında kadın tarafından ortadan kaldırılabilir. Kadının aşamayacağı istisnai özellikler erkeğin cinsine özgü olanı, dolayısıyla da annenin çocuğa veremeyeceği özelliklerdir. Bu özelliklerin arasında iskeletin erkeksi yapısı, geniş omuzlar, dar kalçalar, düz bacaklar, kas gücü, cesaret, sakal ve benzeri yer alır. Bu nedenle kadınlar çoğunlukla çirkin erkekleri sevmekle birlikte bu erkekse özellikleri taşımayan bir erkeğe hiç aşık olmazlar. Çünkü kadınlar böyle bir erkeğin kusurlarını karşılayıp etkisizleştiremezler. Cinsel sevginin temelinde yatan ve dikkatimizi yönelttiğimiz mutlak genel yanların ikinci düzleminde psikolojik özelliklerle ilgili olanlar bulunmaktadır. Burada kadının erkeğin babadan kalıtım yoluyla kendisine geçmiş olan yürek ve karakter özelliklerinin çekimine sürekli olarak kapıldığını göreceğiz. Kadının kazanılmasında etkili olan başlıca özellikler, iradenin sağlamlığı, kararlılık ve cesaret, belki de ayrıca iyi yüreklilik ve dürüstlüktür. Buna karşılık, erkeğin entelektüel fazlaları, kadının üzerinde öyle doğrudan ve içgüdüyü etkileyecek zorlama ve güç uygulamazlar. Çünkü bunlar babadan çocuğa geçebilecek olan özellikler değillerdir. Erkekteki akıl kıtlığı, kavrama yetisi yetersizliği kadınlara zarar vermez. Tersine, belki ağır basan zihinsel güç ya da hatta dahilik, erkekteki bir anormallik olarak kadının üzerinde elverişsiz etki bile yapabilir. Bu nedenle sıklıkla çirkin, budala ve kaba bir insanın iyi yetişmiş, eğitimli, zihinsel yetenekli, akıllı ve sevimli bir adamı kadınlar karşısında saf dışı ettiğini görürüz. Hatta zaman zaman zihinsel, entelektüel bakımdan alabildiğine farklı, uyumsuz varlıklar arasında bile aşk evlilikleri yapılır. Örneğin erkek kaba, güçlü ve kifayetsiz, kadın hassas ruhlu, ince düşünen, eğitimli, iyi yetişmiş, estetik duygulu ve benzeri olabilir. Ya da hatta kadın dahi ve bilgindir, oysa bir kas kafalıdır. Bunun nedeni bu bağlamda entelektüel yanlardan çok farklı yanların göz önünde tutulmasıdır. Yani içgüdünün özelliklerinin. Evlilikte hedef, entelektüel bakımdan eğlenmek değil, çocuk meydana getirmektir. Bu da yüreklerin bir ittifakıdır, kafaların değil. Kadınların bir erkeğin aklına, kültürlülüğüne aşık olduklarını ileri sürmeleri bu dalaca gülünç bir iddiadır. Ya da bu yozlaşmış bir varlığın fantazisinin, hayalinin ürünüdür. Erkeklerin içgüdüsel aşklarını ise kadının karakter özellikleri belirlemez. Ama elbette bu bağlamda anneden kalıtım yoluyla alındıkları için entelektüel özellikler etkilidirler. Ne var ki bunların etkileri bedensel güzelliğin etkisinin kolayca altında kalabilir. Çünkü bu ikincisi ötekine göre çok daha önemli, asli noktalara yönelik olarak doğrudan etkir. Bu etkiyi hissettikleri için ya da tecrübenin bu etki konusundaki öğrettiklerine bağlı olarak anneler kendi kızlarına onları erkekler için çekici kılmak amacıyla güzel sanatlar, diller ve benzeri eğitim yaptırırlar. Böylece gerektiğinde kalçalara ve gözlere yapay yollardan zeka aracılığıyla destek vermek isterler. Şunu iyice belirtelim ki burada her bakımdan bireyi tamamen dolaysız asıl aşkın biricik kaynağı olan İçgüdüsel cazibeden söz edilmektedir. Anlayışlı, kültürlü bir kadının bir adamda kavrama yetisine ve ruha, zekaya değer vermesi, bir erkeğin mantıklı düşünme sonucunda eşinin karakterini tartıya vurup göz önüne alması, ona değer vermesi gibi durumların burada söz konusu olan meseleyle bir alakaları bulunmamaktadır. Böyle durumlar evlilikte mantıklı bir seçimin dayanağını açıklamasını oluştururlar. Yoksa konumuz olan tutkulu aşkı değil. Buraya kadar sadece dikkatin yöneltildiği herkes için geçerli olan mutlak yanları ele aldım. Şimdi ise bireysel olan nispi yanlara geliyorum. Çünkü itici dereceden önemli bu özellikler türün kendini kusurlu, hatalı yansıtan tipini düzeltmek, karşı cinsi seçen kimsenin kendi kişiliğinde taşıya geldiği tipten sapmaları gidermek, böylelikle Onları tipin katıksız temsili görevine yeniden yönlendirmek amacı taşımaktadırlar. Dolayısıyla bu bağlamda herkes karşısındakinde kendi yoksun olduğu yanları sever. Bu türden mutlak değil de nispi yanlara yönelmiş değerlendirmeye dayalı bir seçme, o sadece mutlak olandan hareket eden seçmeden çok daha belirli, kararlı ve sadece tek belli bir yana yöneliktir. Bu nedenle asıl tutkulu aşkın kökeni kuralda göz önüne alınan bu nispi yanlarda sıradan bildik eğilimin kökeni de mutlak olanlarda yatacaktır. İşte buna bağlı olarak büyük tutkuları ateşliğe gelenler özellikle normlara uygun kusursuz güzellikler olmamışlardır. Böyle gerçek tutkulu bir eğilimin doğabilmesi için ancak kimyasal bir metaforla ifade edilebilecek bir şeye ihtiyaç vardır. Her iki kişi de asitle alkali metal gibi birbirlerini nötralize edip nötr tuzağa dönüştürmelidirler. Bunun için gerekli ana koşullar aşağıdakilerdir. Birincisi, bütün cinsellik tek yanlılıktır. Bu tek yanlılık, o bireye özgü cinsel özellikler, onları temsil eden bireyde en kararlı ifadesini bulmuştur. Bu nedenle bu tek yanlılık her bireyde karşı cinslerin tekleri olarak karşılıklı olarak daha iyi tamamlanır ve nötrleştirilebilir. Bunun gerçekleşmesinde taraflardan her biri yeni üretilecek ve her şeyin onun vasıflarına bağlı olduğu bireyde insanlık tipinin tamamlanabilmesi için kendininkinin tam karşıtı bireysel tek yanlılıklara muhtaçtır. Fizyologlar erkekliğin ve dişiliğin sayısız düzlemlere elverişli olduğunu bilirler. Bu düzlemlerde erkeklik o tiksindirici çift cinsel organlı ve idrar kanalı yarılması sonucu bozukluk düzlemine kadar inebilir. Dişilik, zarif, nötr cinsiyete kadar yükselebilir. Her iki yanda kusursuz, çift cinsliğe ulaşabilir. Bu, iki cinsin tam ortasında kalmış, iki cinsten hiçbirine ait sayılmayan, dolayısıyla da üremeyi gerçekleştirme yeteneğinden yoksun bireylerin bulunduğu düzlemdir. Konumuz olan iki bireyselliğin birbirlerini karşılıklı nötrleştirmeleri zorunlu. Karşılıklı tek yanlılıkların birbirlerini aşmaları için erkeğin erkekliğinin belli bir düzleminin kadının dişiliğinin belli bir düzlemine tekabül etmesini gerektirir. Bu gerekliliğe göre en erkeksi adam en dişi kadını arayacaktır ve de dolayısıyla her birey cinsellik düzeyi kendisine uygun olan bireye yönelecektir. Bu ikisi arasında bu gerekli tekabüliyetin gerçekleşmiş olduğu onlarca içgüdüsel yoldan sezilir ve bu içgüdüsel sezgi dikkate alınan öteki nispi yanlarla birlikte aşıklığın en yüksek derecelerinin temelinde yer alır. Bu nedenle aşıklar ruhlarının ahenginden coşku ve heyecanla söz ederlerken aslında çoğunlukla burada kanıtladığımız gibi gerek o üretilecek varlık gerekse de onun kusursuzluğunu sağlayacak uyum meselenin çekirdeğini oluşturmaktadır ve işin bu yanı besbelli çoğu kez evlendikten kısa süre sonra birlikteliğin şiddetli bir uyumsuzluğa dönüşmesiyle dağılan ruhsal beraberlikten çok daha önemlidir. İşte taraflardan her birinin kendi zaaflarının, tipten sapmalarının ve eksikliklerinin meydana getirilecek çocukta da sürüp gitmemesi, hatta eni konu anormalliklerin ortaya çıkmaması için bunları ötekinin üzerinden aşma çabalarında dikkate aldıkları nispi yanlar bunlardır. Bir erkek kas gücü bakımından ne kadar zayıfsa o oranda bu yönleri güçlü kadınlar arayacaktır. Aynı şeyi kadın da yapacaktır. Ama zaten kuralda kadınlar kas gücü bakımından erkekten her zaman daha zayıf olduğu için genellikle hep güçlü kuvvetli erkekleri tercih edeceklerdir. Dikkate alınan bir başka yanda irilik, uzun boyluluktur. Kısa boylu ufak tefek erkekler uzun boylu kadınlara büyük bir eğilim duyarlar. Bunun tersi de geçerlidir ufak tefek kısa boylu bir erkek iri uzun bir babanın oğluysa ve sırf annesinin soya çekimi etkisiyle kısa kalmışsa onun iri uzun kadınlara düşkünlüğü tutku derecesine varacaktır çünkü babasından kan dolaşım sistemini ve bu sistemin büyük bir vücudu kanla besleyebilecek enerjisini almıştır buna karşılık erkeğin babası ve büyük babası ufak tefek kısa boylu kimselerse bu eğilim kendini çok az duyuracaktır İri, uzun bir kadının iri, uzun erkeklerden hoşlanmamasının temelinde doğanın çok iri kıyım bir ırkın ortaya çıkmasından kaçınma kaygısı yatar. Bu ırk, kadından alacağı güçlerle öyle uzun süre yaşayamayacak kadar zayıf düşebilecektir. Böyle bir kadın gene de hani toplumun içinde daha iyi boy gösterebilmek için iri bir koca seçecek olursa, kuralda çocuklar bu çılgınlığın bedelini ödemekten kurtulamayacaklardır. Öte yandan saç ve ten rengini değerlendirici dikkatte de çok belirgindir. Sarışınlar hemen hemen sadece esmer ya da kumral olanları talep ederlerken, birikiler sarışınları çok az talep ederler. Bunun nedeni sarı saçın ve mavi gözün tıpkı beyaz fareler ve en azından kır atlar gibi atipik bir tür örneği, hatta neredeyse bir anormallik oluşturmasıdır. Bunlar dünyanın hiçbir yerinde. Hatta kutupların yakınında bile yerli halk olarak görünmezler. Sadece Avrupa'da vardırlar. O da belki buraya İskandinavya'dan çıkıp gelmişlerdir. Ayrıca yeri gelmişken insanın beyaz ten renginin de doğal olmayıp doğal olarak siyah ya da Hintli atalarımız gibi esmer tenli olduklarını dolayısıyla da bugüne kadar hiçbir beyaz insanın kökeninin doğrudan doğanın bağrından gelmediğini ve beyaz ırktan istendiği kadar söz edilsin, aslında beyaz ırk diye bir şeyin bulunmadığını ve her beyaz insanın rengi atmış, solmuş bir insan olduğunu düşündüğümü de belirtmek isterim. Bundan yaklaşık 400 yıl kadar önce göçle gelmiş bir Hint ırkı olan Çingeneler Hintlilerin ten ve saç renginden bizim ten ve saç rengine geçişi göstermektedirler. Bu nedenle doğa cinsel sevgi aracılığıyla bu ilk tipe esmer saça ve kahverengi gözlere dönmek için çabalar durur. Tenin beyaz rengi bizim ikinci doğamız olmuştur. Ancak gene de Hintli'nin koyu ten renginin bizi tiksindireceği kadar gerçekleşmemiştir bu dönüşüm. Her birey bedeninin her bir parçasında ve uzvunda eksikliklerinin, zaaflarının ve sapmalarının karşı cins üzerinden düzeltilmesi hedefini kovalar. Üstelik söz konusu parça ne kadar önemliyse bu arayış da o kadar kararlı ve ısrarlı olacaktır. Bu nedenle basık burunlu bireyler kemerli burunlardan ve papağan suratlılardan fazlasıyla hoşlanırlar. Dikkatte alınacak bütün öteki parçalar için de aynı durum geçerlidir. Fazlasıyla uzun boylu, ince bir vücuda ve uzuvlara sahip insanlar haddinden fazla basık ve kısa olanları güzel bulabilirler. Mizaç ve heyecan duyguları konusunda değerlendirilecek yanlarda bu özellikleri gösterirler. Herkes kendi karşıtını tercih edecektir. Ama elbette kendi mizacı kararlı ve kesin bir mizaçsa dikkat eder herhangi bir yan konusunda kendisi çok kusursuz olan biri gerçi bu yanla ilişkin olarak bunun tersini kusurluluğu eksikliği aramayacak ve sevmeyecektir ama bu kusurlarla başkalarına göre daha kolay bağdaşıp uzlaşacaktır çünkü bu beden parçalarının söz konusu olduğu yerde çocukları büyük kusurlardan kendisi koruyup güvence altına almaktadır. Örneğin kendisi beyaz olan birisi soluk bir yüz rengi karşısında itilmeyecektir. Ama yüz rengi soluk, sarımsı olan, göz kamaştıracak bir beyazlığı tanrısal güzellikte bulacaktır. Bir erkeğin alabildiğine çirkin birine aşık olması gibi ender durum, yukarıda açıkladığımız cinsellik derecesinin tam uyumu durumunda kadının bütün anormalliklerinin erkeğinkinin tam tersi yönde yani kendininkilerin düzeltilmesi işlevini taşıdığında ortaya çıkar. Bu durumda aşıklık halinin çok üst derecelere ulaşma eğilimi vardır. Kadının vücudunun her bir parçasını sınarcasına incelememizdeki büyük ciddiyet ve onun da aynı şeyi yapması, hoşumuza gitmeye başlamış bir kadını süzümüş, süzüşümüzdeki eleştirel kuşku, seçişimizdeki inat ve ısrarlarımız, damadın gelini incelerken gösterdiği gergin dikkat, bir ikinin vücudun hiçbir parçası konusunda aldanmamak için ortaya koyduğu özen ve gayret, karşısındakinin önemli her bir beden parçasının fazlalarına ve eksikliklerine verdiği değer, bütün bunlar amaç ve hedefin önemine tamamen uygundurlar. Çünkü yeni dünyaya getirilecek olan varlık bütün bir ömür boyu bu parçalardan herhangi birine benzer bir parça taşıyacaktır. Örneğin kadın biraz eğri büyürüyse bu özellik evladının sırtına kolayca bir kambur yükleyebilir ve bu bütün öteki parçalar ve özellikler içinde geçerlidir. Ne var ki bütün bunların gerisinde ne olup bittiğine ilişkin bilinçten yoksunuzdur. Genelde herkes sadece kendi zevkine göre gönlünce o zor seçimi yaptığını sanır. Oysa o bu seçimi sadece kendi vücut yapısının ve organizasyonunun koşullarına bağlı olarak Tipi olabildiğince katıksız koruma biçimindeki gizli göreve ve şartlanmış olan türün çıkarlarına nasıl uygunsa tam da öyle davranmıştır. Birey burada bilmeden yüksek bir şeyin türün görevlendirmesi doğrultusunda hareket etmektedir. Bu nedenle aslında umursayabileceği hatta umursamamak kendilerine kayıtsız kalmak zorunda olduğu şeylere böylesine değer verir. Birbirini ilk kez gören farklı cinsten iki genç insanın birbirlerini süzüşlerindeki o büyük, derin bilinç dışı ciddiyette, birbirlerine yönelttikleri araştırıp inceleyen, içlere nüfuz eden bakışlarında karşılıklı olarak kişiliklerinin her bir parçasının ve bütün yanlarının maruz kaldığı gözden geçirmelerde tamamen kendine özgü, özel bir yan bulunmaktadır. Anlayacağınız bu araştırıcı inceleme ve yoklamalar, Türün üreticisinin koruyucu ruhunun dehasının ve benzerinin bu iki kişinin birleşmeleriyle meydana gelmesi mümkün birey ve onun yapısal özellikleri üzerine derin derin düşünmesi anlamına gelmektedir. Genius'un derin düşünmelerinin sonucuna göre bu ikisinin birbirlerinden hoşlanma ve birbirlerine arzu etme dereceleri belli olacaktır. Bu hoşlanma ve arzu etme durumu, Belli bir düzleme ulaştıktan sonra daha önce göze çarpmamış olan bir şeyin birdenbire keşfiyle aniden sönüp gidebilir. Demek ki türün gen yüzüsü, çocuk üretme yeteneği taşıyan herkes üzerinde gelecek cinsle, soyla bağlantılı olarak bu şekilde derin düşünceler yürütür. Bu gelecek cinsin yapısal nitelikleri, vasıfları, Eros'un hiç ara vermeksizin üzerinde çalıştığı, spekülasyonlar yaparak ve derin düşüncelere dalarak uğraştığı şeydir. Türü ve türün gelecekteki bütün soylarını ilgilendiren bu büyük işin önemine karşılık bireylerin işi, bütün olarak o geçici, kısa erimli haliyle devede kulaktır. Bu nedenle Eros, hiçbir şeye aldırış etmeden, saygısızca, bireysel çaba ve ilişkileri kendine kurban ettirmeye hazırdır. Çünkü bunlarla ilişkisi bir ölümsüzün ölümlüyle ilişkisi ve kendi çıkar ve ilgileriyle bireyinkiler arasındaki ilişki de sonsuzla sonlunun ilişkisi gibidir. Sonunda sadece bireye iyilik ve acılar getiren işlerden çok daha yüceleriyle uğraştığının bilincinde olarak Eros bu işleri savaşların yeri göğü yıkan gürültüsünde ya da iş hayatının göbeğinde bir salgının dehşet ortamının kargaşasında sürdürür. Bunların peşini manastırın tecrit edilmiş yalnız dünyasına kadar bırakmaz. İki bireyin kurucu yapısal vasıflarının türün tipini aslına uygun üretmeye imkan verecek şekilde birbirlerinin tamamen özel ve kusursuz tamamlayıcısı olabileceğini, bu nedenle de bu bireylerin yalnızca birbirlerini arzu ettiklerini kanıtlayarak sevginin yoğunluğunun tutkunun bu anlamda bireyselleşmesiyle doğru orantılı olarak arttığını gördük gerçekten de eğilimin tek bir nesneye ve sadece bu nesneye yönelik oluşuyla, yani aynı zamanda türün özel görevlendirmesiyle ortaya çıkışıyla, soylu ve yüce bir renge bürünen önemli bir tutku ortaya çıkar. Türün görevlendirmediği, salt belli bir bireye yönelik olmayan cinsel dürtü bireyselleşmeden herkese yönelmiş olduğundan ve türü onun niteliklerini çok az dikkate alarak, sadece niceliksel yönüyle koruyup sürdürmeye çabaladığından kaba, adi ve bayağıdır. Gel gelelim, bireyselleşme ve onunla birlikte aşkın yoğunluğu öylesine yüksek bir düzleme tırmanabilir ki. Doygunluğun gerçekleşmemesi durumunda dünyanın bütün nimetleri, zenginlikleri hatta hayatın kendisi değerlerini yitirebilirler. Bu durumda aşk, büyüye büyüye başka hiçbir şeyde görülmemiş bir şiddete dönüşür. Bu nedenle de bireyi her türlü fedakarlığa, kurban verme durumuna hazır hale getirir ve gerçekleşmenin sonsuza kadar imkansızlaştığı durumda delirmeye, hatta intihara kadar götürebilir. Böylesine uç, aşırı bir tutkunun temelinde yatan, dikkat edilmesi gereken o bilinç dışı yanlar yukarıda gösterdiklerimizden başka herhalde öyle pek gözümüzün önünde durmayanlar olmalıdırlar. Bu nedenle bu durumda erkekle kadının sadece vücut yapılarının ve özelliklerinin değil de erkeğin iradesiyle kadının zekasının da birbirlerine özel bir uygunluk durumu göstermeleri gerektiğini kabul etmeliyiz. Bu uyumun sonucunda sadece onlar tarafından çok belli bir birey meydana getirilebilecektir. Ya da daha öze inerek konuşmak gerekirse yaşama iradesi burada Kendini sadece bu erkekle bu kadının meydana getirebileceği kesin kes belirlenmiş bir birey aracılığıyla nesneleştirmeyi istemektedir. Kendinde iradenin bu metafiziksel arzusu varlıkların sırası içinde geleceğin anne babasının yüreğinden başka bir yerde etkili olabileceği bir alan bulamaz. Demek ki ancak şimdi burada mümkün olmuş gelecekteki bireyin bütün varlıkların o ilk kaynağından doğan varlığa geçme yönündeki şiddetli, bastıran arzusu nesneleşmenin içinde kendini gösteren şeydir. Yani geleceğin anne babasının o kendi dışlarındaki her şeye çok az önem veren büyük tutkularıdır. Gerçekten de eşi benzeri bulunmayan bir sanı, bir vehim olan bu tutku böyle bir aşığın hakikatte kendisine herhangi bir kadından daha fazlasını vermeyen bu belli kadınla yatabilmek için Dünyanın bütün zenginliklerini feda etmesine yol açacak bir tutkudur. Tutkunun bu şiddetine rağmen asıl amacın sadece kadınla beraber olmaya yönelik olduğu bu büyük tutkunun da bütün ötekiler gibi tarafları sonunda şaşkınlığa düşürerek hazzın ve zevkin içinde sönüp gitmesinden bellidir. Kadının kısırlığı durumunda asıl metafiziksel amaç boşa çıktığında da bu tutku sönüp gitmektedir tıpkı aynı metafiziksel yaşama ilkesinin içlerinde amaca ulaşmak için varlık edinmeye uğraştığı milyonlarca ezilen doğumla birlikte sönüp gitmesi durumunda olduğu gibi. Bu durumda yaşama iradesi için gene de sonsuz bir mekan, zaman ve maddenin dolayısıyla da yeniden ortaya çıkabilmesini mümkün kılacak tükenmez fırsatların var olduğunu bilmenin ötesinde bir bulunmamaktadır. Bu konuyu ele almamış, ve benim düşünce yoluma tamamen uzak ve yabancı kalmış olan Paraselsus'un zihninden burada anlattığımız düşünceler uçuk, bulanık halleriyle de olsa şöyle bir geçmiş olmalıdır ki bambaşka bir bağlamda ve o dağınık tarzıyla ilginç düşünceleri kaleme almıştır. Bunlar Urias'a ait olan kadınla Davut gibi her ne kadar bu ilişki adil ve yasaya uygun bir evliliğe alabildiğine ters düşüyorduysa da, Tanrı'nın birleştirdiği kimselerdir. Ama işte Basseba'dan ve Davut'un tohumları olmadan başka türlü doğamayacak olan Süleyman'ın uğruna zina yoluyla da olsa Tanrı onları birleştirdi. Şairlerin ve yazarların bütün çağlar boyunca sayısız ifadelerle ve değişlerle dile getirmeye uğraştıkları ve konu olarak bir türlü tüketemedikleri, evet hakkını bir türlü veremedikleri aşk özlemi belli bir kadına sahip olma durumuna sonsuz bir bahtiyarlık tasarımı ve elde edilemez olduğu düşüncesine de ifade edilmesi imkansız bir acı ve ıstırap ilintiliyen bu özlem ve bu aşk acısı malzemesini ebedi olmayan bir bireyin ihtiyaçlarından alamaz. Bunlar burada amaçlarına hizmet edecek. Yeri doldurulmaz bir araç elde etme ya da bu aracı yitirdiğini gören bu nedenle de Derin derin iç çeken türün ruhunun iniltileridirler. Sadece tür sonsuz hayata sahiptir. Bu bakımdan da onun sonsuz istekler duyma, sonsuz tatminler yaşama ve sonsuz acılar çekme yeteneği vardır. Ama işte bu istek, tatmin ve acılar dünyada bir ölümlünün dar yüreğine hapsedilmişlerdir. Dolayısıyla da böyle bir ölümlünün sonsuz sevinç ve sonsuz ıstırapla dolduğu yerde çatlayıp parçalanmak ister gibi görünmesine ve bunları ifade edebilecek söz bulamamasına şaşmamak gerekir. Demek ki bu durum transcendental, dünyevi her şeyin üzerinde uçan metaforlarla yükselip yolunu şaşıran bütün erotik şiirlerin yüce türünün malzemesini sağlar. Petrarka'nın teması budur. Aziz Pigular'ın, Verdir'lerin ve Yakup'u Ortis'lerin teması da budur. Burada söylediklerimizi göz önüne almazsak bunları ne anlayabilir ne de açıklayabiliriz. Çünkü bu sonsuz değer verme, bu sınırsız beğeniş, sevilenin herhangi zihinsel, entelektüel, hele hele nesnel, reel avantajlarına dayanmış olamaz. Çünkü karşıdaki kişi Petrarka'da olduğu gibi çoğunlukla seven tarafından yeterince tanınmamakta. Her şeyiyle bilinmemektedir. Sadece türün ruhu tek bir bakışla, onun kendisi bakımından, amaç ve hedefleri bakımından hangi değeri taşıdığını görebilir. Büyük tutkularda zaten kuralda ilk başta doğarlar. İlk bakışta sevmeden kim aşık olmuştur ki? Bu bağlamda Matteo Alemanın 250 yıldan bu yana ününü koruyan romanı Guzman de Alfaraş'ın bir yeri çok ilginçtir. Bir kimsenin sevebilmesi için uzun zamanın geçmesi ya da bu kimsenin uzun uzadıya düşünüp taşınıp bir seçim yapması gerekmeyip, o ilk ve tek bakışta belli ölçüde bir elverişliliğin ve uyumun karşılıklı olarak mevcut olması ya da günlük hayatta kanın ısınması dediğimiz ve yıldızların belli bir etkisine bağlı olan şeyin gerçekleşmesi yeter. Aynı bağlamda sevgilinin bir rakip ya da ölüm nedeniyle yitirilmesi, tutkuyla seven kimse için başka bütün acıları aşan bir acıdır. Çünkü bu acı transcendental tarz bir acıdır ve seveni sadece acı olarak etkilemekle kalmayıp ona ebedi özselliği içinde yani özel iradesi ve görevlendirilmesi sonucu dünyada yetkili kılındığı türün hayatının içinde de saldırır. Bu nedenle kıskançlık öylesine işkence verici ve gazap doludur ve sevgilinin bir başkasına bırakılması bütün fedakarlıklardan daha büyük bir fedakarlıktır. Kurban olma durumudur. Bir kahraman, aşk yakınmaları, sızlanmaları dışında bütün her türlü yakınmadan, sızlanmadan utanır. Çünkü aşk içinde kuyruğunu sağlayan onun kendisi değil, türdür. Calderon'un Büyük Zenebia adlı piyesinin birinci perdesinde Zenebia ile Dekius arasında şöyle bir sahne vardır. Bu sahnede Dekius, demek ki beni seviyorsun, kaybedebilirim bunun için binlerce zafer, dönebilirim der. O ana kadar bütün çıkarlara ağır basmış olan şeref, onur, gurur, cinsel sevgi yani türün çıkarları sahneye çıkıp karşısında ilginç bir avantaj görür görmez alanı terk ederler. Çünkü bu çıkar salt bireylerin olabilecek en büyük çıkarlarına bile ağır basar. Bu nedenle gurur, onur, görev ve sadakat başka her türlü tehdide, hatta ölüme bile meydan okuduktan sonra bir tek cinsel sevginin karşısında alanı terk ederler. Gene özel hayatta vicdansızlığın başka hiçbir konuda cinsel sevginin söz konusu olduğu yerdeki kadar büyük olmadığını görüyoruz. Vicdanın sesine bu durumda kimileyin en dürüst ve adil, haksever kimseler bile kulak tıkarlar. Tutkulu aşk, yani türün çıkarları vicdana hakim olunca hiçbir şeye aldırış edilmeden zina bile yapılır. Kaldı ki bu durumlarda bireyin çıkarlarının verebileceğinden çok daha üst düzeydeki bir meşruiyetin farkındalarmış gibi bir görünüm vardır. Bu bakımdan Şamfah'ın şu sözleri çok ilginçtir. Bir kadınla bir erkek birbirlerine karşı şiddetli bir tutku duyuyorlarsa onları ayıran engeller ister bir koca ister anne babalar ve benzeri olsun bana hep yasalar ve insan uzlaşımları bu konuda ne derlerse desinler bu iki sevgili doğaya ve tanrısal hukuka göre birbirlerine aitmişler gibi gelir. Bu tespite karşı öfkelenen kimseye kutsal kitapta Mesih'in zina yapma durumuna düşen kadınlara aynı suçu orada bulunanların da işlemiş olduklarını varsayıp onlara hatırlatarak nasıl yumuşak davrandığına işaret etmek isterim. De Cameron'un büyük bir bölümü bu noktadan bakıldığında bireylerin hak ve çıkarlarını ayakları altında ezen türün genyusunun bunlarla eğlenip bunları alaya almasından başka bir şey değildir. İnsanlar arasındaki kast, statü farklılıkları ve bütün benzer ilişkiler birbirini tutkuyla sevenlere ters düşüp onlara engel oluşturuyorsa, bunlar gene sonsuz kuşaklara havale etmiş olduğu hedef ve amacını izleyerek bu türden insan uzlaşımlarını, endişe ve kaygıları, saman gibi üfleyip bir kenara atan türün gen yusu tarafından yukarıdaki gibi kolayca bertaraf edilir ve hükümsüz kılınırlar. Aynı derin nedenlerle aşk tutkusunun amaçlarının söz konusu olduğu yerlerde her tehlike büyük bir istekle göze alınır ve en ödlek kişi bile aslan kesilir. Sahne oyunlarında ve romanlarda da aşk ilişkileri yani türün çıkarları uğruna mücadele eden genç insanların bireyin rahat ve iyi hayat sürmesi derdinde olan Yaşlılar karşısında zafer kazanışını mutlu bir ilgi ve paylaşımla seyrederiz. Çünkü nasıl ki tür bireyden çok daha önemli ise sevenlerin mücadele ve çabaları da bize bunlara direnç gösteren her şeyden çok daha önemli yüce ve bu nedenle de adil ve haklı görünür. Buna bağlı olarak hemen bütün komedilerin temel teması türün geniysinin oyundaki bireylerin çıkarlarına ters düşen ve bu yüzden de bireyin mutluluğunu tehlikeye atma olasılığı bulunan türün amaçlarıyla birlikte ortaya çıkmasıdır. Kuralda tür bu çıkarları kabul ettirir. Bu çıkarlar edebiyatın adaleti doğrultusunda seyirciyi memnun eder. Çünkü seyirci türün amaçlarının bireyinkilerden çok daha önce gittiğini hisseder. Bu nedenle de oyunun sonunda zafer tacını giymiş sevgililerle birlikte kendi mutluluklarının temellerini attıkları sanısını paylaşarak oyunu terk eder. Oysa aslında ihtiyatlı, kaygılı yaşlıların isteklerine karşı direnerek türün esenliğine kurban verdikleri bir mutluluktur bu. Kimi norm dışı komedilerde durumu tamamen ters çevirerek bireylerin mutluluğunu türün amaçlarının aleyhine dayatma girişimleri yapılmıştır. Tam da bu oyunlarda seyirci türün genyusunun çektiği acıyı hisseder, ve bu acı pahasına bireyin güvenceye alınan avantajları onu teselli etmez. Buna örnek olarak birkaç tanınmış küçük parça aklıma geliyor. 16'sında kraliçe ve aklın evliliği. Aşk serüvenli tragedyalarda çoğunlukla türün amaçları boşa çıkartılarak türün aleti olmuş sevgililer de mahvolup giderler. Örneğin Romeo ve Juliet'te de, Tangret'te, Don Carlos'ta da, Valenstein'da, Messinalı gelinde de ve benzeri. Bir insanın aşık olması çoğu zaman komik, kimiliğinde trajik olaylara yol açar. Her ikisinin nedeni de aşık erkeğin türün ruhunun eline geçmiş, onun hakimiyeti altına girmiş olması ve artık kendine ait olmamasıdır. Bu yüzden de eylemleri bireyin çıkarlarına aykırı düşer aşıklığın daha üst derecelerinde, erkeğin düşüncelerine öylesine şiirsel ve de yüce bir renk, hatta transcendental ve hiperfiziksel, doğaüstü yön veren, böylelikle de aşığın kendi fiziksel amaçlarını tamamen gözden kaçırmış gibi görünmesine yol açan durum, aslında dertleri ve işleri, o sadece sıradan bireysel olan bütün dert ve işlerden ölçülmeyecek kadar önemli olan türün ruhunun onun ruhunu doldurmuş olmasıdır. Böylelikle türün ruhunun onu özel görevlendirmesiyle sınırsız, sonsuz uzunluktaki bir gelecek kuşağın varoluşu, türün sadece ve sadece baba olarak bu sevgiliden ve anne olarak onun sevgilisinden alabileceği bu bireysel ve enikonu belirlenmiş yapısal nitelikler ve vasıflar üzerinde temellenir. Öte yandan yaşama iradesinin nesneleşmesi bu varlığı apaçık talep etmedikçe böyle bir varoluş ortaya çıkamayacaktır. Böylesine transzendental, önemde işlerle uğraştığı duygusu, aşığı, dünyevi her şeyin öylesine yükseğine, hatta kendi üzerine yükselten ve onun alabildiğine fiziksel arzularına, aşkın en sıradan insanın hayatında bile şiirsel bir öyküye dönüşebileceği kadar hiperfiziksel bir kıyafet giydiren şeydir. Bu son durumda olay gülünç bir görünüme bile bürünür. Türün içinde kendini nesneleştiren iradenin buyruğu, aşığın bilincinde erkek bakımından bu belli dişi bireyle birleşmede bulunacak sonsuz bir mutluluğun önceden duyulması maskesi altında temsil eder kendini. Aşıklığın en üst derecelerinde bu hayal öylesine ışıklar yaymaya başlar ki sevgilinin elde edilememesi durumunda hayat bütün cazibesini kaybeder ve öylesine üzüntü dolu, bomboş, tat vermez bir görünüme bürünür ki yaşamaya duyulan tiksinti ölümün korkularına bile baskın gelebilir. Bu yüzden de hayat kimileyin insanın kendi isteğiyle kısaltılabilir. Böyle bir insanın iradesi türün iradesinin girdabına kapılmıştır. Ya da türün iradesi bireyin üzerinde öylesine bir ağırlık kazanmıştır ki, türün temsilcisi olma biçimindeki birinci özelliği yerine getiremezse, ikincisinde de etkili olmaya tenezzül etmez. Birey burada, türün iradesinin belli bir nesne üzerinde yoğunlaşmış, sonsuz özlemine dayanamayacak kadar zayıf bir kaptır. Bu nedenle bu durumun sonu intihardır. Kimileyinde sevgililerin ikisinin birden intiharıdır. Yeter ki doğa hayatı kurtarmak için örtüsüyle o umutsuz durumun bilincini sarıp saran deliliğin ortaya çıkmasını sağlasın. Bu türden birçok olayla yukarıda anlatılanların gerçekliğinin kanıtlanmadığı tek bir yıl geçmez. Gel gelelim sadece o doyuma ulaşmamış aşk tutkusu kimileyin trajik bir sona dayanmakla kalmaz. Çoğu zaman doyuma ulaşmış tutku da mutluluk yerine mutsuzluğa ölüme götürür. Çünkü böyle bir tutkunun talepleri taraflardan birinin kişisel iyiliği ve rahatıyla çoğunlukla öyle fazla çatışırlar ki bu talepler kişinin öteki ilişkileriyle bağdaşmayarak bu ilişkiler üzerine kurulu hayat planlarını alt üst edip bu rahatı yok ederler. Evet, aşk çoğu zaman cinsel ilişki bir yana bırakılacak olursa sevenin kin duyabileceği, küçümseyebileceği hatta tiksinebileceği kişilere sararak sadece dış ilişkilerle değil, sevenin kendi bireyselliğiyle de çelişkiye düşer. Ne var ki türün iradesi bireyin iradesiyle karşılaştırıldığında o kadar kudretlidir ki seven kişi kendisine ters gelen bütün özelliklere gözünü kapayabilir. Her şeyi görmezlikten gelir, her şeyi bilmezlikten gelir ve kendisini tutkusunun nesnesine sonsuza kadar bağlar. Türün isteğin yerine gelir gelmez kaybolup giden ve geride nefret edilen bir hayat arkadaşı bırakan o vehim, o kuruntu öylesine gözlerini kamaştırıp görmezleştirir onu. Çoğu zaman üstün niteliklere sahip, aklı başında, mükemmel erkekleri canavarlara ve iblis kadınlara bağlanmış görüp böyle bir seçimi nasıl olup da yapmış olduklarını kavrayamamışımız sadece şöyle açıklanabilir. Eskiler bu yüzden aşkın gözü kördür demişlerdir. Evet aşık biri karısının katlanılmaz kaprislerini ve karakter bozukluklarını apaçık fark edebilir. Ve bunlar ona çok acı verebilir. Ama gene de onu korkutup caydırmazlar. Sormuyorum, aldırmıyorum buna. Yüreğinde suçlu musun diye. Biliyorum seni sevdiğimi. Ne olursan ol.'' Çünkü vehim, kuruntu ona aradığı şey sanki kendi şeyiymiş yanılmasını verse de o aslında kendi davasının değil. Meydana gelmesi gereken üçüncü birinin peşindedir. Ama işte tam da her şeye büyüklük damgasını vuran bu kendinin olmayan şeyi arama durumu tutkulu sevdaya da yücelik görünümü sunar ve onu edebiyatın değerli, yüce nesnesi kılar. Ve nihayet cinsel sevgi nesnesine karşı en uç nefretle de bağdaşır. Bu nedenle daha önce Platon bu sevgiyi kurtların kuzulara duydukları sevgiyle karşılaştırmıştır. Anlayacağınız, tutkuyla seven biri bütün çabalarına ve yalvarıp yakarmalarına rağmen hiçbir koşulda karşılık bulamazsa bu durum ortaya çıkıyor. Onu seviyor ve ondan nefret ediyorum. Bu durumda sevilene karşı tırmanan nefret zaman zaman Erkeğin onu öldürdükten sonra kendini de öldürmesine kadar gidebilir. Bu türden birkaç örnek her yıl tekrarlanır. Bunları İngiliz ve Fransız gazetelerinde bulabilirsiniz. Bu nedenle Goethe'nin şu dizeleri çok yerindedir. Reddedilen, hor görülen bütün aşklar cehennem kaçkını insanın yanında. Neyin kızdırdığını bilmek isterdim ki beni lanet edeyim. Gerçekten de bir aşık sevgilisinin soğukluğunu ve onun kendi acısından beslenen kibrinin, şımarıklığının ona haz vermesini gaddarlık olarak tanımlarsa bu bir abartma olmaz. Çünkü kendisi böceklerin içgüdülerine çok yakın olan ve onu bütün mantıklı nedenlere aykırı davranarak kendi amacını kayıtsız şartsız gerçekleştirmeye ve başka her şeyi bir yana bırakmaya zorlayan bir dürtünün etkisi altında bulunmaktadır. Bundan kurtulmaz o tatmin edilmemiş sevme itkisini bir zincir, ayaktaki bir demir blok gibi ömür boyu sürüklemek durumunda kalmış olan ve ıssız ormanlarda iniltilerini, yakınmalarını ortaya döken birden fazla Petrarka bulunmaktadır. Gel gelelim, sadece o tek bir Petrarka'nın içinde şairlik yeteneği yatmaktadır. Dolayısıyla Göte'nin şu güzel dizeleri onun içinde geçerlidir. Ve insan büyük acılar içinde sustuğunda verdi bir tanrı bana nasıl acı çektiğimi söylemek gücü. Gerçekte türün genyusu, bireylerin onları koruyan dehasına karşı her yerde bir savaş bürünür. Onların izleyicisi ve düşmanıdır. Kendi amaçlarına hakim kılmak için her an kişisel mutluluğu acımasızca mahvetmeye hazırdır. Evet, hatta kimleyin bütün bir ulusun refahı ve iyiliği bile onun kaprislerinin keyfi huylarının kurbanı olmuştur. Böyle bir örneği size Shakespeare Henry 6. bölüm 3 sahne 2 ve 3'te verir. Bütün bunların temelinde içinde varlığımızın, özümüzün köklerinin yattığı türün üzerimizde bireykinden daha önce gelen ve zamanca daha eski bir hakka sahip olması olgusu yatmaktadır. Bu nedenle onun davası bireykinden önce gelir. Bu duygular içinde eskiler türüngen yusunu Eros'ta çocukça görünümüne aldırış etmeksizin düşmanca, gaddar ve bu nedenle de kötü nam salmış tanrı da kaprisli despot ama gene de tanrıların ve insanların efendisi olan bir kötü ruhta kişileştirirler. Sen ki Eros, tanrıya ve insana despotça hükmedersin. Öldürücü oku, körlüğü ve kanatları onun ayrılmaz özellikleridir körlük ve kanatlar vefasızlığı anlatırlar. Vefasızlık, kuralda tatminin sonucu olan hayal kırıklığıyla birlikte ortaya çıkar. Tutku sadece tür için değer taşıyan şeyi birey içinde değerliymiş gibi gösterip onu kandıran bir vehme, bir kuruntuya dayanmış olduğu için türün amacına ulaşmasının ardından yanılsamanın ortadan kalkması şarttır. Bireyi eline geçirmiş olan türün ruhu artık onu tekrar serbest bırakır. Tür ruhunun terk ettiği birey önceki türe göre sınırlı, yoksul haline geri döner ve öylesine büyük, yiğitçe ve sonsuz çabaların ardından kendi hazzının payına her cinsel tatmininin ardından kalandan fazlasının düşmediğini şaşkınlık içinde görür. Umduğunun aksine daha önce okut olduğundan daha fazla mutlu olmadığını, Türün iradesinin aldattığı kimse olduğunu fark eder. Petrarka'nın tutkusu tatmin edilseydi, o andan itibaren tıpkı yumurta bıraktıktan sonraki kuş gibi şarkısı susacaktı. Bu arada şunu da belirtelim ki, benim aşk metafiziğim özellikle bu tutkuya kendilerini kaptırmış olanların istediği kadar hoşlarına gitmese ve akla dayalı bu incelemelere karşı Hani ellerinden bir şey gelse de benim ortaya çıkardığım bu hakikat başka her şeyden önce insanları bu tutkuya alt edebilme bakımından yetkinleştirecektir. Karşı çıkma girişimleri konusunda eski oyuncuların şu özdeyişi geçerli olacaktır. Ne mantığı ne de ölçüsü olan şeyi akılla yönlendiremezsin. Aşka dayalı evlilikler bireyin değil Türün çıkarları uğruna gerçekleşirler. Gerçi taraflar kendi mutluluklarını arttırdıklarını sanırlar. Oysa gerçek amaçları kendilerine yabancı bir amaçtır. Bu amaç sadece onların dünyaya getirmesi mümkün olan bir bireyi meydana getirmektir. Bu amaçla bir araya getirilen sevgililerin bundan böyle ellerinden geldiği sürece geçinmeye çalışmaları gerekir. Ne var ki bu birliktelik o tutku haline almış sevginin özü olan içgüdünün hizmetindeki vehim ve sanı üzerinden bir araya getirilmiş çift, çoğu zaman başka özellikleriyle olabilecek en uyumsuz vasıfları, yapısal özellikleri taşıyacaklardır. İşte bu uyumsuzluklar zaten zorunlu olduğu için onları bir araya getiren kuruntu ortadan kalkınca su yüzüne çıkarlar. Bu nedenle de aşk üzerine kurulmuş evlilikler kuralda mutsuzluklarla sonuçlanırlar. Çünkü onların sayesinde gelecek kuşaklar şimdikilerin pahasına özen görür korunup bakılırlar. Aşk nedeniyle evlenen acılar çekerek yaşamak zorundadır der bir İspanyol atasözü. Anne babaların seçimiyle yapılan, rahat bir hayat için gerekli bağdaşıkları göz önünde tutan evlilikler, aşk evliliklerinin tersine bir durum gösterirler. Böyle bir evliliğin temelini oluştururken dikkate alınmış, değerlendirilmiş yanlar ne türden olurlarsa olsunlar en azından kendiliğinden ortadan kaybolamayacak gerçek yanlardır. Evlilikte dikkate alınmış bu yanlar sayesinde şimdi de yaşayanların mutluluğu ama elbette gelecektekilerin pahasına sağlanır. Ne var ki bu mutluluk gene de sorunlu bir mutluluk olarak kalır. Evlenirken iradenin içine yerleştirdiği eğilimin tatminini göz önünde tutmak yerine parayı dikkate almış erkek türden çok bireyin içinde yaşamaktadır. Bu da doğruya tam karşı bir durumdur. Bu nedenle de doğaya aykırı bir görünüm sunar ve belli bir küçümsenmeye, aşağılanmaya yol açar. Anne babasının tavsiyelerine ve öğütlerine kulak asmayarak zengince ve pek yaşlı olmayan bir erkeğin teklifini bütün o rahatlık getirecek yanlara aldırış etmeden sadece içgüdüsel eğilimine göre seçimini yaparak geri çeviren bir kız, bireysel iyiliğini ve mutluluğunu türün uğruna feda etmektedir. İşte tam da bu nedenle belirli bir takdiri ondan esirgemememiz gerekir. Çünkü anne baba bireysel bencilliğin doğrultusunda kıza öğütler verirken o önemli olanı tercih etmiş ve doğanın amaçlarına uygun davranmıştır. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan görünme bakacak olursak bir evlilik yapıldığında ya sadece bireyin ya da sadece türün çıkarlarının bundan zarar görmesi gerekmektedir. Çoğunlukla da durum budur. Çünkü bireysel rahat ve refahla tutkulu sevginin yan yana yol alması en ender görülür. Şansa kalmış durumlardandır. İnsanların çoğunun fiziksel, ahlaksal ya da entelektüel bakımdan sefil vasıflara sahip olmalarının kısmi bir nedeni evliliklerin katkısız bir seçme ve eğilim sonucunda gerçekleşmek yerine dikkate alınmış bütün o yüzeysel yanlara bakılarak ve rastlantısal koşullarla gerçekleşmiş olmasıdır denebilir. Ancak bireysel rahat ve iyiliğin yanı sıra iradenin türün eğilimleri de belli bir ölçüye kadar göz önüne alınacak olursa bu türün genyusuyla aynı zamanda bir uzlaşma anlamına gelecektir. Bilindiği gibi mutlu çiftler çok azdır. Bunun nedeni bizatihi evliliğin özünde şimdiki kuşağın değil, gelecek kuşağın mutlu olmasına yönelik temel amacın yatmasıdır. Bu arada şefkatli, seven ruhları da teselli etmek için şunu da ekleyelim ki, zaman zaman tutkulu cinsel sevgiye bambaşka kaynaktan gelen bir duygu da eşlik edebilir. Anlayacağınız bu duygu çoğu zaman asıl cinsel sevgi tatmin olmanın ardından sönüp gittikten sonra ortaya çıkan inanışların, duyuşların ve düşüncelerin uyuşmasına dayalı Gerçek dostluk duygusudur. Dostluk duygusu genellikle her iki bireyin birbirini tamamlayan fiziksel, ahlaksal ve entelektüel özelliklerinin bireylerin birbirleriyle kurdukları ilişkilerde de birbirine zıt huy ve mizaç özellikleri ve manevi zihinsel avantajlar olarak tamamlayıcı bağlar kurmalarından, böylelikle de her iki ruhun ahengini sağlamalarından kaynaklanır. Burada ele alınıp değerlendirilen Aşkın sevginin bütün o metafiziği benim metafizimle de bağlantılıdır ve metafiziğe tuttuğu ışığın sonucu aşağıdaki gibi özetlenebilir. Cinsel dürtünün tatmini sırasında yapılan özenli, kılı kırk yaran ve tutkulu sevgiye kadar sayısız basamaklar tırmanan seçme ve ayıklamanın insanın gelecek kuşağın özel kişisel kurucu yapı özelliklerine yönelik çok ciddi bir katılımına dayandığını gördük. Bu alabildiğine ilginç katılım, insanın gelecek kuşak içindeki bu payı önceki bölümlerde ortaya koyduğumuz iki hakikati doğrulamaktadır. Birinci hakikat, o gelen soyda yaşamaya devam edecek olan insanın kendinde özünün yıkılmaz, imha edilmez olduğu hakikatidir. Çünkü insan gerçekte mutlak olarak geçici, yok edilebilir olsaydı ve gerçekte var olabilmiş ve ondan tamamen farklı bir soy, hemen onun ardındaki dönemde onu izleyebilseydi, şu canlı, hayat dolu ve gayretli, düşünüp taşınarak ve kasıtlı niyetlerle gerçekleştirilmeyip, özümüzün, varlığımızın en derin akımlarından ve dürtülerinden kaynaklanan bu katılım, kökü kurutulmayacak, kalıcı bir katılım özelliği taşıyamaz ve insan üzerinde böylesine kudret sahibi olamazdı. İkinci hakikat, insanın kendinde özünün bireyden çok türde olduğunu gösterir. Çünkü en uçucu eğilimden en ciddi tutkuya kadar bütün aşk serüvenlerinin kökünü oluşturan, türün kendine özgü kurucu yapı özelliklerine yönelik çıkar, aslında herkesin en yüce meselesi davasıdır. Çünkü bu, başarılması ya da başarılamaması onu en derinden etkileyen bir davadır. Bu nedenle de tercihen ona gönül meselesi denir. Ayrıca bu çıkar, kendini güçlü ve kesin kararlı bir biçimde dile getirdiğinde Sadece insanın kendi kişiliğine yönelik olan çıkarların her biri onun gerisine konur. Gerektiğinde de ona feda edilir. İnsan böylece türün kendisi için bireyden daha önemli olduğunu ve bireyin değil de türün içinde dolayımsız yaşadığını kanıtlar. Bu tespitler geçerli ise aşık kişi, niçin biricik sevgilisinin gözünde sadece ona bağımlıdır ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır? Çünkü Ötekini arzulayan, onu talep eden yan onun ölümsüz yanıdır. Başka her türlü şeyi arzu edense onun ölümlü yanıdır. O canlı, hayatiyet dolu ya da ateşli belli bir kadına yönelmiş arzu, varlığımızın çekirdeğinin ve onun türün içindeki devamının imha edilemez olduğunun doğrudan bir teminatıdır. Ne var ki bu devamlılığı önemsiz, yetersiz bir şey saymanın kaynağı türün devamı dendiğinde bize benzeyen ama hiçbir şekilde bizimle özdeş olmayan gelecekteki varlıklardan başka bir şey düşünememekte yatan bir yanılgıdır. Gene bunun da nedeni dışa yönelmiş bilgiden hareket ederek türün iç varlığını ve özünü değil de gözümüze görünen haliyle algılayıp kavradığımız o sadece dış biçimini göz önünde tutmaktır. Oysa tam da bu iç varlık bilincimizin asıl çekirdeği olarak onun içinde bulunan şeydir hatta bu nedenle de bizzat bilincin kendisi olan ve kendinde şey olaraktan bağımsız halde bütün bireylerin içinde bunlar isterse aynı anda ya da ard arda yaşasınlar aslında aynı ve özdeş kalan şeylerdir. İşte bu yaşama iradesidir. Yani hayatın ve hayatın devamlılığının şiddetle talep ettiği şeydir. Bu şey bu nedenle ölümden etkilenmez ve kesin, kati, hedefinden saptırılamaz olan şeydir. Ama ne var ki, andaki, şimdideki bu var olma halini daha iyi bir durumda taşıyamaz. Dolayısıyla onun için hayat denince bu bireylerin sürekli acı çekmeleri ve hep ölmeleri onun bakımından kesin ve değişmez bir durumdur. Onu bu durumdan kurtarmak için yaşama iradesinin olumsuzlanması hakkı bizde saklıdır. Bu olumsuzlanma yoluyla bireysel irade kendini türün soyundan koparır ve türün içindeki o varoluşu terk eder. Bunları yaptıktan sonra ona ne olacağını açıklayacak kavramlardan yoksunuz. Evet, bu duruma ilişkin bütün verilerden mahrumuz. Biz bu durumu sadece yaşama iradesi olma özgürlüğüne sahip olan ve olmayan kişi olarak tanımlayabiliriz. Yaşama iradesine sahip olmama durumunu Budizm Nirvana'nın sözleriyle tanımlar. Bu salt bir durum olarak bütün insan bilgisine kapalıdır. Bu son incelemelerin açısından hayatın kargaşası içine baktığımızda herkesin bu ıstırap içindeki bireysel varlığı kısa bir zaman dilimi için koruyup ayakta tutmanın ötesinde bir şey ummaya hakları olmadan hayatın zaruret ve dertleriyle, sıkıntılarıyla boğuşup durduğunu, sonu gelmez ihtiyaçları karşılamak ve çeşitli biçimdeki acıya karşı kendilerini savunma uğruna bütün güçlerini seferber ettiğini görüyoruz. Ama bu arada o kargaşa ve gürültünün içinde iki sevgilinin bakışlarının birbirleriyle özlem içinde buluştuklarını görüyoruz. İyi de, niçin böylesine gizlice, endişe ve korku dolu böylesine kaçamak? Çünkü bu sevgililer çok geçmeden sona erecek olan bütün o dert ve sıkıntının onca eziyet ve meşakkatin kendi benzerlerinin daha önce yaptıkları gibi sona ermesini önleyip bu sıkıntıları aynı haliyle devam ettirmeye uğraşan hainlerdir. Bu kadar utanmadan söylemeye cesaret ettin. Böyle bir söz ve cezadan kurtulacağını mı sanıyorsun? Cezadan kurtuldum. Çünkü hakikat tanığımdır. Daha önceki metinde Paderastie yani oğlan sevme, oğlancılık, homoseksüellik konusuna şöyle bir değinmiş ve onu yolu saptırılmış içgüdü olarak tanımlamıştım. Kendi başına deneyimsel, reel dünyanın dışında salt olgu olarak ele alındığında paderastiye sadece doğaya aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda tiksinti uyandırıcı, iğrenç bir çirkinlik, tamamen sapkınlaşmış, yolundan çıkmış ve yozlaşmış bir insan doğasının günün birinde içine düşebileceği ve olsa olsa alabildiğine ender, tek tük durumlarda tekrarlanabilecek bir eylem ve davranış biçimidir. Ne var ki, dönüp tecrübelerin bize öğrettiğine bakarsak, orada bu söylediğimizin tam tersini buluruz. Anlayacağınız, iğrençliğine, tiksindiriciliğine rağmen bu ayıbın her zaman ve dünyanın her yerinde moda olduğunu ve oldukça yaygın uygulandığını görüyoruz. Herkesin bildiği gibi Oğlancılık Romalılar'da ve Yunanlılar'da çok yaygındı ve hiç utanmadan, çekinmeden resmen kabul ediliyor ve sürdürülüyordu. Bu konuda bütün eski yazarlar yeterinden fazla kanıt sunmaktadırlar. Özellikle yazarlar ve ozanlar bu işe bol bol bulaşmışlardır. O iffetli Virgil bile bir istisna oluşturmamaktadır. Bu yüzden mayinatların parçaladığı Orpheus ve Time Risk gibi eski çağ ozanlarının hatta tanrıların bile bu özelliklerine ilişkin şiirler yazılmıştır. Aynı şekilde filozoflar da kadın aşkından çok oğlanlara olan aşklardan söz ederler. Hele Platon ve bu bilgeyi göklere çıkaran Stoacılar neredeyse başka bir aşk tanımaz gibidirler. Hatta Platon şölende Sokrates'in ona kendisini sunan Alkia Biabdesi geri çevirişini örneksiz bir yiğitlik olarak tanımlar. Eksenopon'un anılarında Sokrates, paderastiyeden yadırganması, yerilmesi gerekmeyen hatta övgü hak eden bir şey olarak söz eder. Sokrates, bizzat aşkın tehlikelerinden söz ettiği hatıralarda oğlancılığa öylesine bir önem atfeder ki insan ortalıkta kadın bulunmadığını düşünmeden edemez. Aristoteles de Paderatistiyeden çok olağan bir şeymiş gibi söz eder. Keltlerde bu ilişkinin resmen kabul gördüğünü, Girit'te aşırı nüfusa karşı bir önlem olarak yasalarca korunduğunu anlatır. Ve lejislatör, yasa yapıcı, Philolaus'un erkeklere düşkünlüğünü ve benzeri örnek verir. Cicero işi daha ileriye götürüp şöyle der. Yunanlılarda delikanlıların erkek sevgililerinin olmaması ayıp sayılıyordu. Bilgili okurlar için burada hiçbir kanıta gerek bulunmamaktadır. Onlar benzer yüzlerce olayı hatırlayacaklardır. Çünkü eski insanlarda bu ilişkiden geçilmemektedir. Ama en ilkel toplumlarda, Gallilerde bile bu ayıp çok yaygındı. Asya'ya yüzümüzü dönecek olursak, dünyanın bu bölgesindeki bütün ülkelerin en eski çağlardan başlayarak çağımıza kadar öyle büyük sorunlara hiç de yol açmadan bu ayıpla dolup taştığını görürüz şairlerini kadın aşkından çok oğlanlara duydukları aşkla tanıdığımız İslam toplumları kadar Hint, Çin halkları da bu konuda hiç geri kalmazlar. Ünlü Ozan Sadi'nin Gülistan kitabı sadece bu türden sevdadan söz eder. İbranilere de yabancı değildi bu ayıp. Çünkü hem Tevrat'ta hem de İncil'de bu ilişkiye günah sayılan ve ceza gerektiren bir ilişki olarak değinilir. Nihayet Hristiyan Avrupa'da din yasa ve kamusal düşünce olanca güçleriyle bu ayıba karşı mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Orta çağda bu ilişkiye her yerde ölüm cezası verilmekteydi. Fransa'da hala 16. yüzyılda bile oğlancılığın cezası odun yığınları üzerinde yakılmaktı ve İngiltere'de de bu yüzyılın ilk üçte birlik döneminde ölüm cezası amansız bir şekilde uygulanmaktaydı. Şimdi ise artık ömür boyu hapis cezası veriliyor. Anlayacağınız bu ayıbın önünü almak için böylesine sert önlemler almak kaçınılmaz olmuştur. Hani bu önlemler büyük ölçüde işe yaramışlarsa da bu ilişkinin kökünü kazımayı başaramamışlardır. Bu ayıp en derin sırrın örtüsü altında her zaman her yerde her ülkede her kast ve zümrenin içinde sessizce dolaşıp durmakta ve en umulmadık yerde ansızın ortaya çıkmaktadır. Geçmiş en eski yüzyıllarda da bütün o ölüm cezalarına rağmen durum bundan farklı olmamıştı. Söz konusu ilişkiye yönelik o çağların bütün dönemlerindeki yazılarda bulduğumuz değinmeler ve ona yapılan atıf ve imalar bunu kanıtlamaktadır. Bütün bunları göz önüne alıp ne anlama geldiklerini enikonu konu düşünecek olursak, Paderastie'nin her zaman ve her yerde bizim onu daha önceki bölümde kendi başına bir olgu. Yani a priori kabul ederek ele aldığımız tarzdan hiç de öyle uzak olmayan bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Anlayacağınız bu işin o büyük yaygınlığı ve genelliği ve kökünün kazınmasına gösterdiği inatçı direnç, herhangi bir şekilde insan doğasının kendisinden doğup ortaya çıktığını ispat etmektedir. Çünkü sadece böyle bir temelde her zaman ve gerekli olduğunda hiç gecikmeden doğayı isterseniz tırmıkla sürüp atın, gene de geri gelir, tespidini haklı çıkarmak için ortaya çıkar. Dolayısıyla da dürüst olmak istiyorsak, bu çıkarsamamızı bir yana atamayız. Aslında bu olguyu görmezlikten gelmek, paderastiye ayıbına sayıp sövmekle işi geçiştirmek, işin kolayına kaçmak olur. Ama bu benim sorunlarla baş etme tarzım değildir. Her yerde doğruyu ve hakikati araştırmak, ve şeylerin temel nedenlerine inmek biçimindeki doğuştan mesleğimin ilkelerine burada da sadık kalarak öncelikle kendini gösteren ve açıklanması gereken fenomeni vakayı bu açıklamadan çıkacak kaçınılmaz sonuçlarıyla birlikte fark ve kabul ediyorum. Ne var ki böylesine temelden doğaya aykırı, hatta doğanın o en önemli ve en temel ihtiyaçlarına uygun düşen çözümüne tam karşıdan etkiyen bir şeyin bizzat doğanın kendisinden doğup ortaya çıkmış olduğu görüşü öylesine işitilmemiş bir paradoks oluşturmaktadır ki bu paradoksun izahı şimdi her şeye rağmen onun temelinde yatan doğa sırrının üstünü açarak çözeceğim çok zor bir sorun olarak kendini göstermektedir. Düşüncelerimin çıkış noktasında Aristoteles'in politikadaki bir görüşü bana destek olabilir. Aristoteles, Orada şöyle bir tespitte bulunup çok genç insanların kötü, zayıf, kusurlu ve bücür kalan çocuklar doğurduğunu söylüyor. Ayrıca aynı şeyin yaşlı erkeklerin döllerinde de ortaya çıktığını ileri sürüyor. Çünkü çok yaşlı ve çok genç anne babaların çocukları gerek bedene gerekse zekaya yetersiz, tamamlanmadan ulaşırlar. İhtiyarların çocukları ise hasta, embesildirler. Aristoteles'in burada her bir genç ve yaşlı insan bakımından kural olarak gördüğü şeyi Stobaeus Peripatetik felsefede toplumsal yasa olarak ortaya koyar. Bedenin kuvvetli ve kusursuz olması kaygısını kollamak istiyorsak ne öyle çok genç ne de öyle çok yaşlı insanlar evlenmelidirler. Çünkü hayatın bu her iki döneminde de sadece yetersizliğe, kusura yol açılır ve sonuçta Sadece embesiller, zayıf, hasta kimseler doğacaktır. Bu nedenle Aristoteles, 54 yaşına basmış birinin artık çocuk yapmaması gerektiğini söylerken, sevişmeyi sağlık nedenlerinden ötürü ya da başka bir nedene bağlı olarak sürdürmekten yanadır. Bunun nasıl üstesinden gelineceğini söylemez ama düşüncesini izleyecek olursak, bu yaşlardaki insanların çocuklarının kürtajla alınması gerektiğini ileri sürdüğünü kabul edebiliriz. Çünkü bu düşüncelerden birkaç sayfa önce böyle bir tavsiyesi vardır. Doğaya gelince o, Aristoteles'in talimatının temelinde yatan olguyu inkar edemez. Ama onu ortadan da kaldıramaz. Çünkü doğa sıçrama yapamaz, ilkesi doğrultusunda erkeğin tohum üretmesini aniden durduramaz.'' İşte bu bağlamda da o yavaş yavaş yaşlanıp ölme durumunda olduğu gibi ağır ağır ilerleyen ve sadece zayıf, çelimsiz, tıknaz, hastalıklı, kırk dertten mustarip, sefil ve kısa ömürlü insanların dünyaya gelebileceği sürecini hayata geçirir. Doğa bunu gerçekten çok sık yapar. Geç yaşlarda dünyaya getirilmiş çocuklar çoğunlukla erken ölüp giderler. Olgun yaşlara çok ender ulaşırlar ve bu insanların çocukları da tıpkı onlar gibi hastalıklı, dayanıksız, zayıftırlar. Gittikçe ilerleyen yaşla birlikte yapılan çocuklar için söylenen şeyler olgunlaşmamış insanların çocukları için de geçerlidir. Gel gelelim doğanın yüreğinde türün ve onun en sahici, en hakiki tepinin korunup hayatta tutulmasından daha büyük bir istek bulunmamaktadır. Bu amacın araçları da kurucu yapı özellikleri çok iyi olan, becerikli, gayretli, faal, güçlü bireylerdir. Sadece böyle bireyler ister doğa. Evet, daha önceki bölümlerde de incelediğimiz ve ele aldığımız gibi doğa bireyleri aslında sırf araç olarak kullanır. Amacı ise sadece türdür, insan cinsidir. Böyle olunca da çok genç ve çok yaşlı insanların çocuklarının söz konusu olduğu yerde doğanın kendi yasaları ve amaçları bakımından müşkül, can sıkıcı bir noktaya gelip dayanmış olduğunu ve gerçekten sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Doğa özü ve karakteri gereği Aristoteles'in ima ettiği şiddet uygulama yoluna, yani kürtaj yoluna gidemeyeceği ve kendisine yabancı bir keyfiliğe bağlı yol gösterici araçlara kesinlikle başvuramayacağı gibi insanların deneyimden çıkardıkları derslere bakarak çok erken ve çok geç yaştaki çocuk yapmaların olumsuzluklarını fark edip, mantıklı düşünme sonucunda haz ve zevklerine gen vuracaklarını da hesaba katıp buna güvenemez. Demek ki doğa, böylesine önemli bir meselede bu her iki çareye de bel bağlayamaz. Böyle olunca da iki kötüden daha az kötü olanını seçmekten başka çaresi kalmaz. Bunu hayata geçirebilmek içinse en sevdiği aletini önceki bölümlerde gösterdiğimiz gibi üreme denen o çok önemli işi her yerde yönetip yönlendiren ve bunu yaparken ilginç, tuhaf yanılsamalar, vehimler yaratan içgüdüyü burada da kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak zorunda kalır. Ama içgüdüyü burada devreye sokarken onu yanlış yola sevk etmeden de edemez. Çünkü doğa sadece fiziksel olanı bilir ve tanır, ahlaki olanı değil. Hatta kendisiyle ahlak arasında tayin edici bir uzlaşmaz çelişki bulunmaktadır. Bireyin korunup hayatta tutulması ama özellikle türün mümkün olan en kusursuz haliyle korunması onun biricik amacı ve hedefidir. Gerçi fiziksel bakımdan da paderastiye baştan çıkartılan genç delikanlılar oğlanlar için dezavantajdır. Ama bu durum doğanın iki kötüden daha az kötü olanını seçmesini engelleyecek kadar büyük değildir. Doğa da bu kötüyü seçerek çok daha büyük bir belayı, türün yozlaşmasını daha baştan önlemeye ve buna bağlı gittikçe artabilecek mutsuzlukları önlemeye yönelir. Doğan'ın bu ihtiyatı aldığı bu tedbir doğrultusunda aşağı yukarı Aristoteles'in sözünü ettiği yaşlarda Kuralda bir oğlancılık eğilimi sessizce ve ağır ağır ortaya çıkmaya başlar. Güçlü, kuvvetli, sağlıklı çocuklar üretme yeteneğinin azalması oranında da belirginleşip tayin edici bir hal alır. İşte doğa çözümü böyle düzenler. Ne var ki ortaya çıkan bu eğilimle onun gerçekleştirilmesi anlamındaki ayıba kadar daha epey bir yol bulunmaktadır. Gerçi eski Yunanistan ve Roma'da Hatta bütün Asya ülkelerinde olduğu gibi bu eğilime kararlı bir engel gösterilmediğinde, örneklerin birbirini kopya etmeleri ve birbirlerinden cesaretlenmeleri sonucunda iş kolayca ayıba, rezilliğe varabilir ve bunun sonucunda da büyük bir yaygınlık gösterebilir. Buna karşılık Avrupa'da bu eğilimin karşısında gerek din ve ahlak, gerek yasa, gerekse de evlilik gibi öylesine güçlü motifler dikilmekte Dolayısıyla insan bunun daha düşüncesi karşısında öylesine ürperip gerilemektedir ki bu eğilimi gösteren diyelim ki 300 kişiden en fazla birisi bu eğilimine karşı koyamayacak kadar zayıf ve basiretsiz davranabilmektedir. Bu eğilim ancak bir anda kanın soğuduğu ve cinsel dürtünün etkisinin zaten iyiden iyiye azaldığı, öte yandan da bu dürtü yaşlı kişinin olgunlaşmış aklında tecrübelerden demlenmiş basiret ve dirayetliliğinde ve birçok kez sınanmış ahlaki duruşunda güçlü bir rakiple karşı karşıya geldiği için yalnızca aileden kötü bir karakteri olan biri bu eğilime teslim olacaktır. Bu arada doğa kovaladığı amaca bu eğilimin kadınlara karşı gittikçe artarak isteksizliğe ve nihayet kadınlardan iğrenmeye kadar varan bir kayıtsızlığa da beraberinde getirmesiyle ulaşır. Bu durumda erkeğin üreme gücü azaldıkça, bu gücün doğaya aykırı yönünün daha da belirgenleşmesiyle doğanın asıl amacına ulaşması o kadar kesinleşir. Buna uygun olarak, paderastiyenin genellikle yaşlı insanların bir ayıbı ve utancı olduğunu görüyoruz. Eninde sonunda kamusal bir skandala yol açanlar sadece bu yaşlı insanlardır. Paderastiye, normal erkeklik dönemine aykırı düşen, hatta akıl almaz bir eğilimdir. Hani arada sırada ortaya bir istisna çıksa da bunun üreme gücündeki tesadüfi ve çok erken ortaya çıkmış kötü evlatlar dünyaya getirilmesine yol açabilecek dolayısıyla da bunu önlemek için doğanın bu saptırma yoluna gittiği bir gerilemenin sonucu olabileceğini sanıyorum. İşte bu yüzden büyük kentlerde ne yazık ki pek de ender olmayan homoseksüeller hemen hep yaşlılara göz kırpıp taleplerini onlara yöneltirlerken hiçbir zaman gücünün doruğunda olan kişilere ya da gençlere iltifat etmemektedirler. Hani örneklerin ve alışkanlıkların ara sıra bu kurulanın istisnalarını ortaya koymuş olabilecekleri eski Yunan'da, yazarlarda, özellikle filozoflarda adıyla söyleyecek olursak Platon ve Aristoteles'te kuralda oğlanlara aşık olanların belirgin bir biçimde yaşlı kimseler olarak anlatıldığını görürüz. Bu bağlamda Plutrach'ın Liher Amatorius'undaki bir yer ilginçtir. Oğlan sevgisi geç dönemde ortaya çıkar. Hayatın baharının ardından sahici olmayan karanlık bir sevgi sahici asıl olanı yerinden sürüp atar. Tanrılar arasında bile Mars'ın, Apollo, Bakus ve Merkür'ün değil de sadece yaşlı olanların Zeus'la Herakles'in erkek sevgilileri olduğunu görüyoruz. Ayrıca şarkta çok eşlilik sonucu ortaya çıkan kadın kıtlığında ara sıra bu kuralın zorunlu istisnaları ortaya çıkabilmektedir. Aynı şey Kaliforniya ve benzeri gibi daha yeni olan kolonilerde de görülmektedir. Bu bağlamda bir de şu var ki, olgunlaşmamış sperma aynen yaşlılık döneminde yaşlılıktan ötürü gerilip zayıflamış sperma gibi sadece güçsüz, bozuk ve şanssız evlatlar meydana getirebileceği için delikanlılar arasında da bu türden bir erotik eğilime sıkça rastlanır. Ne var ki? Yukarıda saydığımız motiflerden başka gençliğin masumiyeti, saflığı ve temizliği, vicdaniliği ve utangaçlığı bu eğilime karşı koyacakları için bu eğilim ancak çok ender hallerde bir ayıba, rezilliğe kadar varabilir. Burada anlatılanlardan çıkartılacak sonuca bakacak olursak, incelediğimiz ayıbın doğanın amaç ve hedeflerine hem de en önemli ve kendisi için en can alıcı hedeflerine tam da karşı yönden engel olmaya çalışır gibi görünse de, gerçekte hani dolaylı yoldan da olsa daha büyük belaları önlemek bakımından tam bu amaç ve hedeflerin hizmetinde olduğu görülmektedir. Çünkü karşımızda tür için bir tehlike oluşturma tehdidi içeren bir yandaki yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuş üreme gücüyle Öte yandaki henüz olgunlaşmamış üreme gücünün bir fenomeni bulunmaktadır. Ve bu iki üreme gücünün ahlaki nedenlerden ötürü faaliyetlerine bir süre ara vermeleri umulabilir. Ama işte böyle bir olasılığı hesaba katmamız mümkün değildir. Çünkü doğa işini sürdürürken asıl ahlaksal olanı işin içine katmaz. Bunun üzerine kendi yasaları doğrultusunda köşeye sıkışan doğa iki kötüden daha büyük olanından kaçabilmek için iç güdüyü ters yöne sevk ederek kendine bir çıkış yolu açar bir tür savaş hilesine işini kolaylaştıracak bir kurnazlığa başvurur çünkü gitgide sonunda bütün bir türü yozlaştırabilecek talihsiz evlatların önüne geçmek gibi önemli bir hedefi göz önünde tutmaktadır ve bunu yaparken gördüğümüz gibi araç ve yolların seçiminde hiç de insafı yoktur burada ona yolunu yordamını gösteren ruh zeka, akıl, daha önce başka bir bölümde belirttiğimiz gibi örümcekleri kendi yavrularını sokarak öldürmeye sevk eden ruhla aynıdır. Çünkü doğa her iki durumda da daha kötüsünden kurtulmak için kötü olana sarılmaktadır. Olabilecek en yıkıcı sonuçlarını önlemek için cinsel dürtüyü yanıltıp yanlış yola yönlendirmektedir. Bu bölümde niyetim en başta dikkat çekici sorunu çözmekti. Ardından da cinsler arasındaki bütün sevgilerde cinsel dürtünün dizginleri elinde tuttuğu ve doğa için türün selameti ve çıkarları her şeyden önce geldiğinden yanılsamalar ürettiği ve bu ilkenin burada cinsel dürtünün sözünü ettiğimiz itici sapmaları ve yozlaşmaları durumunda da geçerliliğini koruduğu biçimindeki öğretimi doğrulamaktı. Bu sapmalar ve yozlaşmalar durumunda da bunların nihai nedeni olarak türün amaçları kendilerini ele vermekteydiler. Gerçi bu bağlamda doğa sadece koruyucu, önleyici bir yol izlediğinden bunlar negatif türden amaç ve hedeflerdi. İşte bu nedenle bu inceleme benim bütün o cinsler arası sevginin metafiziğine dönerek ışık tutmaktır. Ama asıl burada anlattıklarımızla bugüne kadar gizli kalmış olan ve ne kadar ender olursa da olsun doğanın iç varlığına, özüne, ruhuna ve işleyişine yepyeni bir ışık tutan bir hakikat su yüzüne çıkmaktadır. Bu bakımdan bu ayıba karşı ahlaki bir uyarı getirmek değil, meselenin özünün anlaşılır kılınması hedeflendi. Ayrıca Paderast'ın ahlak dışı töre ve geleneklere aykırı oluşunun hakiki en son metafiziksel nedeni yaşama iradesinin bu ilişki içinde kendini kabul ettirip olumlatırken manevi kurtuluş yolunu yani hayatın yenilenmesine açık bırakan bu olumlanışın sonucunun bu ilişkide tamamen bir yana bırakılmasıdır. Ve nihayet bu paradoksal düşünceyi ortaya koyarak benim büyük özenle görmezlikten geldikleri ve üstünü örttükleri felsefemden bu felsefenin gittikçe daha çok tanınması üzerine iyice çileden çıkmış felsefe profesörlerine oğlancılığı korumaya alıp öğütlediğim çamurunu bana atma fırsatını tanıyacak bir yol açarak küçük bir iyilik yapmak istedim.